Bir pazar klasiği Beyaz Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, gerçekten enteresan bir hafta oldu. Başakşehir kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Beşiktaş kaybetti ve Alanyaspor'la Galatasaray haftanın kazananları oldu dediğim anda Rasim Ozan stüdyoya güneş gözlüğü ve patlamış mısırla çok keyifli bir şekilde geldi. Sen hangi operasyonu yaptın da? Yo. Bizimkiler müstahak bizimkilere. Müstahak. Vallahi dün izlerken maçı habire 10 dakikada bir rapor abim. İyi misin? Kalbin iyi mi? Bence izleme. Vazgeç. Değiştir. Filme geç. Tartışma programlarına geç. Vay. Demedim mi? Maçı seyrettirmedi bana. Aman dedim Habertürk'e aç dedim. Bilmem nereye aç dedim. Spor programlarını diye. En son. Beyaz TV'de güzel filmler oluyor. Beyaz TV'de filmler oluyor. Onur abi, en bizim son sözün tekrarı var. Onu seyret dedim. Osman aynen. Aynen öyle. Ama şunu söyleyeyim. En son ikinci yarı başladı. Bir ümitle bekliyorum. Üçüncü golü yediğimizde bir baktım gene arıyor. Açtım. Şimdi burada tabii söylenmesin. Aman, çok ağır aman. Bir küfür ettim Rasim'e. Ve korkudan hemen bir daha da aramadı. Evet, ben anonsumu o zaman geri döneyim. Sinan Engin hoş geldiniz. Hoş Rasim Ozan hoş geldin. Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar hepiniz hoş geldiniz. Ameliyacım artık bu hafta Fenerbahçe'yi kayıramaz. O açıdan da mutluyum. Tabire geçen hafta Fenerbahçe'yi kayırıyor. Sen böyle gözlükle mi oturacaksın burada? İstersen bir süre kalayım ya şöyle bir 3 boyutlu film seyreder sen gibiyim. Bak 3 boyut. Hocam 3 boyutlu sinemalarda böyle takarız gözlüğü. Bir anda olayın içinde gibi olur. Doğru. Tom Cruise yanından geçiyor. Scarlett Johansson üstüne doğru geliyor. Hep üste gelse güzel. Abi o keyiftir. Aynı bu hafta bu ligde bunu yaşadım ya. Şimdi sinemada kalmadı, sinema keyfi de kalmadı. Bizim karşı tarafta bir sinema var. Oynuyor şeyleri biliyor musun? Ona DMX mi diyorlar? Evet, İzlerken galiba. Koltuklar oynuyor. Oyuncular üstüne geliyor. Üç boyutlu bir keyif yaşıyorum ben bu hafta. Onun için hocam bu atmosfere girdim beni bozdu. Vallahi ben bu takıma mı üzüleyim? Rasim'in diline, en çok Rasim'in diline düşüyorum. Ona daha çok üzülüyorum biliyor musun? İlk hep mağlubiyette bu geliyor aklıma benim. Akşam diyorum ben bu adama nasıl... Bence senin üzülmen gereken ve 25 milyon Fenerbahçe'nin üzülmesi gereken bambaşka bir olay yaşandı 24 saat önce. Nedir hocam? 24. Fenerbahçe ilk defa mı kendi sahasında yenildi? Hayır. Öyle mi yenilir? Fenerbahçe şampiyonluğu kayıp mı etti? Rezil ola ola yenildi hocam. 3 tane kaybettin doğru. Yarın bir gün rakiplerinde 3 tane. Üç kere üstte ya olabilir ama şu anda diyebilir mi kimse bu Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Daha bu kadar haftada. Değil ama bana göre da kaybetti. Bir dakika. Bana göre Fenerbahçe dün Erol Bulut'u kaybetti. Hocam Emre Berezoğlu'nu kaybetti. Hayır Aslı. Sayın Ali Koç, Erol Bulut'u, Emre Berezoğlu'nu ve diğer ekibi getirmekte %100 haklıydı. Apo'yla da bundan 3-4 hafta önce bunu konuştuk. Yani mevcutlara baktığım vakit başarılı bir Erol Bulut var. Genç bir çocuk. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Emre Berezoğlu'nun tepesinde. Abi olarak teknik sportif direktör. Bir problem yok. Önce her şey iyi başladı. Ama Fenerbahçe'nin bu hale niye geldiğini aslında 24 saat önce 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle görmedik. Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübün hocasına 51. dakikada tribünden bir kağıt geliyorsa herhalde o kağıt akşam yemek daveti değildi. Evet hocam. Herhalde o kağıt hanımından gelen o Erol'cum akşam gelirken çocuk hasta parasetamol al şu ilacı al gibi bir kağıt değildi. Bu %80-90 Emre Belezoğlu'ndan gelen bir talimattı. Yani Ali çıksın, Veli girsin. Veli çıksın, Hüseyin girsin gibi. Hocam bir dakika. Ben bu konularda sizin en cahilinizim, siz üstadsınız. Böyle bir şey futbol literatüründe var mı? Erol. Bunu çıkar, bunu çıkar. Şimdi söyleyeyim. Var mıdır? İdari menajerde eskiden adam pas yap dedi diye onu doğradılar bu müsaade hafta. Hatırlıyor musun onu? Müsaade, pas yap dedi. Müsaade. Sen ne biçim adamsın? Hani vizyondu? Dedi. Bakın buradan Sayın Ali Koç'a soruyorum. Aslında Ali Koç'a da sormuyorum. Sevgili kardeşim Erol Bulut'a soruyorum. Ha yönetiyor mu hocam? Önce onu belirle. Emre Erol'u yönetiyor mu? Onu soracağım. Bir susan sen anlatacağım. Pardon söyle. Bir görüntü düştü bugün de. Müsaade eder misin? Buyurun evet. Buyur, hocam, gördüğümü söylüyorum. Buyurun. 51 veya 52. dakikada bir kağıt geliyor Erol'a. Aha. Erol önce kağıda bakıyor. Evet. Dakikaya mi? Skora bakıyor. Bir de bakıyor. Sonra 3-5 dakika sonra oyuncu değişikliklerine başlıyor. Analizim şu. Aksi ise onlar söylesin bu kağıdın ne olduğunu. Hocam istersen burada bir virgül koyalım. Sebep? Beşiktaş'ı konuşalım.
bu dediğin olayla ilgili biraz da dakikalarda konuşalım. Ekibimiz bunu detaylandırsın. Evet, o dediğin görüntüleri bulsun. Ve Beşiktaş'ı konuştuktan sonra Sinan Engin'e Beşiktaş'ı sorduktan sonra Fenerbahçe bölümüne girelim. Birazdan geçeceksek bana mesaj geldi çünkü Fenerbahçe yetkililerden. Böyle bir şey olmadı diye. Hadi ben de hiç farkında değilim. Mesela hayır, o ayrı bir konu. Şimdi, ben de bilmiyorum. Sonra konuşuruz da ben de vallahi şimdi anladım. Şimdi Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Hakikaten Sinan abi doğru geliyor. Ya bir sus Rasim ya. Hakikaten Beşiktaş'ı. Sen Mısır'ı niye dinlen biraz? Sen karışma ya Mısır'ı ya. Mısır'ı niye? Biz yorumları dinlesen biraz. Bitirsen bak orayı bitirene kadar konuşayım ben. Hepsi benden kurtulmak istiyor görüyorsun. Ben Alanya Spor'u hep söylüyordum burada konuşumuz aldım değil mi? Apo anlatıyorum evet, Alanya evet, Spor evet. Çok iyi takım iyi, çok beğeniyorum. Yani çok iyi oynuyor ve hep çok merak ediyorum. Hatta bir günde başkanına soracağım yani. Bu oyuncuları kim transfer ediyor? Yani scout'un kim? Yani bir tane mi kötü oyuncusu olur yabancı olarak da yani? Ve çok hepsi uygun fiyata Sinan abi. Hepsi de bilmiyorum fiyatları hepsi de mi iyi? Fiyat. Mesela Taylan diye bir oğlan var onu çok beğendim sol bekteki bugün. Müthiş bir oyuncu. Tayfun. Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl. Taylan'la Galatasaray Taylan'la karar. Tayfur Bingöl hayran kaldım mesela. Müthiş bir oyuncu. Normalde forvet oyuncusu. Müthiş bir oyuncu abi. Hızlı hiçbir kusuru yok. Her türlü kafaya da vuruyor. Yerden de oynuyor. Çalım da atıyor. Süratli de adam da geçiyor. Hepsi var. Bütün meziyetleri var. Tebrik ediyorum. Beşiktaş takımı bugün iyi oynamadı. İyi oynamadı derken ben hep şuna inanırım. Bir futbol takımının santraforu o gün gününde ise sıkıntı olmaz. Bugün Abubakar en etkisiz oyununu oynadı geldiği günden beri. En etkisiz. Aynı şekilde Larin. Tabi biraz dirençli bir takım da vardı karşında. Aynı şekilde Gezal'da. Aynı şekilde Atiba'da. Josef'e çok fazla girmiyorum konuya. Şey değil. Onun dışında zaten bu dörtlünün kötü oynaması, basat oynaması zaten bu mağlubiyete. Ha pozisyonlar da var. Beşiktaş'ın da pozisyonları var. Alanya. Ha. Alanya bu galibiyeti hak etti mi? Sonuna kadar hak etmiştir. Müthiş bir galibiyet almıştır. Hakemle yani bunun mağlubiyetin hakem yüzünden falan bunu demem. Dersem ayıp olur Alanyalı futbolcuların emeklerine. Çağdaş Hoca'yı da kutluyorum. Sergen şikayetçi ama. Sergen şikayetçi birazdan dinleriz. Evet dinleyeceğiz onu. Dinleriz Sergen'i. O sahanın içinde hakemle kendi yaşananları vardır. Şeyleri vardır ama ben artık bu futbolda bu futbol artık kolsuz futbol olsun. Kolları kullanmasınlar. Hani çok kafaya güzel, çıkarken de kol kullanmasın. Van Küt vardı biliyor musun eskiden? He, tek kollu boksör falan Van Küt falan var. Tek kollu böyle bağlasınlar böyle. Hazır abi, bağlasınlar kol, şöyle. Kolsuz. Kafaya da kolsuz çıkılacak. Giderken de kolsuz oynayacaksın. Hani bu kollarını çalıştırmayacaksın. Mesela yani bakıyorsun şimdi Babakar'ın bir pozisyonu var mesela. İkinci sarı niye demedi mesela. Ufak boyu Rıdvan mesela çocuğun. Kullanırken yüksek olsa boyu burasına gelecek veya mesafesi gelsin şurasına gelecek. Değil mi? Boyu ufak olduğu için Rıdvan'ın suratına geldi mesela pozisyonda baktım. Şimdi Beşiktaş çok dirençli bir takıma karşı. Evet. Belli yani niye burada Alanya dediğin zaman işte ben buradayım iyiyim kardeşim çok ben iyi takımım çok iyi. Dedi. Çünkü Beşiktaş da tempolu, dirençli ve baktım mı da yani etkili oyuncu olan bir takım ama bu saydığım 4 tane oyuncu zaten etkisiz zaten maçı kazanamazsın. Normal. Ama sonradan yine pozisyonlar var falan. Kurtarabilirler miydi? Belki beraber olabilirdi. Şimdi Hoca Veli'nin aynı fikirde mi bilmiyorum. Değildir zannedersem muhtemelen. Şimdi bir tane penaltı pozisyonu var. Gezal'ın penaltı pozisyonu. 6 numarayı da verelim ekranı. Şimdi o pozisyonda kural ne diyor? Ceza sahası içinde nereden şey yaparsa, çarparsa değil mi? Hı hı. Eline nereden gelirse her türlü çal diyor. Öyle bir kural yok. Öyle bir kural yok. İşte hocam nereden gelirse diyorum işte. Çocuk bir. Kinaye yapıyor. Gezal. Hayır kural var dedin öyle bir kural hayır, yok. İşte öyle ya nereden gelirse. Kinaye işte. Kinaye yapıyor. Nereden gelirse. Nereden gelirse vurursa anladın mı eline Türkiye'de şey yapıyorsun. Kural oldu. Şimdi Gezal arkadan bir şarj var. Babakar'ın. İtiyor. Babakar'ın bir şarjı var. Gezal kontrolünü kaybediyor. Kontrolünü kaybediyor. Eli böyle şu şekilde kendini şöyle yapıyor. Bakın pozisyona. Bak çocuğun eline böyle topu görmeden çocuğun top geliyor eline çarpıyor. Abi bu çocuk topu neresine soksun?
Yani bu işi eli. Hani bu eli bir yani soksun mu yani? Cebine mi soksun? Nereye soksun? Ya, bravo. Bu çocuk elini nereye sokacak çok abicim? Bu çocuk böyle mi yani? Arkadan sen abi, şimdi... Cepte yok. Cep var mı? Arkadan nereye sen sokacak beni itiyorsun? Kollarını. Arkadan sen şimdi beni itiyorsun Onurcuğum. Onur İttiğin zaman ben, ben düşerken yani aman bu koluma beni çarpmasın. Böyle düşmez. Şöyle mi düşeyim yani? Kendimi bir ellerim. Güzel çözüm bağla bak. Şuradan herkesi kelepçe verin. Bu çocuk kolu yani cebine mi? Neresine abicim? Kontrolsüz. Bir pozisyon. Bakın. Şimdi demesinler şimdi. Bak senin engin bağ. Hayır bak haklı, Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Tabii, kutluyorum. Haklı bu her takım için. Misin abi? Şimdi bak burada görünüyor. Çocuk topu görmüyor. Kontrolünü kaybetmiş. Kafası bakın. Kafası yerde ve geliyor top. Nerene çarparsa arkadaş bu kural var. Eli veriyor. Hiç af yok. Şöyleyken çarparsa veriyor. Böyleyken çarparsa. Ama burada çocuk görmediği gibi de ve arkadan da bir şarj var. Yani. Evet. Ve bu bir anda maçın gidişatını değişiyor. Değiştiriyor ve buradan penaltı veriliyor. VAR'a gidiliyor. VAR'daki de arkadaşlar hakemler dün akşamki programda söyledim. Bir Sergen herhalde ondan. Hakemler futbolcuları ve hakemleri oyuncuları ve teknik direktörleri hakemler düşman gibi görüyorlar. Hasım gibi görüyor birbirlerine. Yani hiçbir hoşgörü yok. İşte aynısını Karagümrük maçında yaşadık. Göztepe maça bakıyorsun. Yani hakem öyle bir geliyor ki yani futbolcuyu hani böyle bir sevecenlik böyle eskiden böyle bizim zamanımızda muhabbet ederdin sağ dışında hakemle. Böyle bir şey yok. Düşmanca. Son derece sert. Git diyor. Bakıyorsun. Yani şimdi bugünkü hakem Sergen'den mesela ufak saygısızca bir hakeme konuşma yapmış mesela Sergen'e. Sergen'den ufak bir çocuk. Bugün maçı 7 yaşında. Yani 3 numarayı şimdi, bir verelim ekrana. Şimdi burada bu hakemlerle bitiş bir kere futbolcuların arasında bir hoşgörü falan hiçbir zaman yok. Ve ne oluyor? Ve bu hakemler kendi kafasına göre kuralları, kanunları, düdükleri almışlar. Çalıyorlar, uyguluyorlar. Kendi kafalarına göre takılıyorlar. Sen bunlara hiçbir şey diyemiyorsun. Şimdi mesela maçın kırılma anı Gezal'ın pozisyonu zaten. Karşı karşıya var ya. Evet. Hani hemen akabinde yani. Bir olacaktı. Maçın orada gidişatı değil ama bugün sağlık olsun. Bu bir iş kazasıdır diyeriz. Sağlık olsun. Nazar boncuğu dedi Beşiktaş'a. Mağlubiyetine hiçbir şey söylemiyorum ama bu pozisyonlara bu kadar basit her takım için burada Fener'e de verildiği zaman da söyledim hepsi. Bu kadar basit. Ya arkadaş bir bak bu çocuğun kafası yerde. Sen bu penaltıyı nasıl veriyorsun? Çocuk topu görmüyor. Ya gerçekten kabadayılık yapmış mı? Anlatır Sergen Kürhan birazdan. Kürhan Bey gibi kafasında sordu. Yoksa Sergen abi gelmiştir kenara kadar. Tamam Sergen'in normalde oradan çıkarması lazım. Tamam tabii. Çizgini gelmiş. Evet gel birazdan şeye orada heyecana kapıldın. Sağının kenarına kadar geldi. Doğru ama bir söyleme şekli vardır arkadaş. Tabii nezaket. Eskiden biz de top oynadığımız zaman Talat Tokat böyleydi bize. O da. Ters miydi? Öyle tabii o da öyle. Ters davranırdı böyle sert davranırdı falan. Yani Çakar Ahmet Çakar. Söylemek istediğim. O düzgün davranır. Ahmet Hoca tadından yenmez. Kibar. Bak Erman Hoca da öyle muhabbet ederdi. Muhabbet tabii. Şimdi burada şimdi bakıyorsun. Sergen maçtan sonra gidiyor bu konuşmayı yapıyor. Hayatta da yapmaz. Tabii. Böyle bir yapısı var. Tanıdığım için yani kimseyle. İlk kez yaptı hani böyle bir tarzı da yoktur. Kavgacı yani, değil. Kavga değil böyle bir tarzı da yoktur. Dolayısıyla ben Alanya yine tekrarlıyorum. Beşiktaş takımı bugün Alanya Spor daha çok istedi. Beşiktaş'ın futbolcuları, önemli futbolcuları bugün etkisizdi. Alanya Spor'u tebrik ediyorum, kutluyorum. Beşiktaş'ın da canı sağ olsun. Hiç de önemli değil. Rasim'e falan katılmıyorum. Daha bu lig uzun bir maraton. Beşiktaş'ın çok güçlü futbolcu diyorsun. Kadrosu var. İyi bir kadrosu var. Ben inanıyorum. Devre arası da çok iddialı bir söz söylüyorum. Ben buradan Ahmet Nuçebi'ye söylüyorum. Ne yap net? Bak ne yap net diyorum sevgili başkan. Al Talisca'yı 15 puanla şampiyon olursun. Talisca! Al Talisca'yı 15 puan en az ikinci rakibine. Var mı para? Kaynak var mı? Bulunur. Nereden bulursa al Talisca'yı Ocak'tan itibaren. Ver 1 lira fazla, 2 lira fazla, 5 lira fazla. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Bak 15 puanla şampiyon olursun. Sinan abi Talisca'nın paylaşımını gördün mü? Görmedim, vallahi görmedim. Yakında birlikteyiz diyor. Abu Bakar'ı ve kendisinin fotoğrafını paylaşmış. Yakında birlikteyiz. Şu anda TT. Türkiye'de ben, Twitter'da. Bak ben bunu görmedim. Twitter'ı patlattı şu anda. Allah Kur'an çarpsın. Yemin ediyorum ben bunu görmedim. Bak bir şey söylüyorum. Sadece sen ben Talisca falan hazırladım. Filan diye şeyleri bu kadar vardı. Olabilir ha. Talisca falan diye okuyorum. Ben de buradan diyorum. Al Talisca'yı. Ol şampiyon. En az 10-15 puan fark atarsın diyorum. Kimse seni yenemez. Çok Talisca ilginç bir analiz mi? Bak. Çok Talisca ilginç. Dedim mi zaten başlıyorsun. Bir sıfır galip başlıyorsun. Tabii, kritik. Bir sıfır galip. Yani, çok özel bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Katılmazsınız. Bu benim fikrim. Ben şeye katılıyorum. Bence yalnız yani tehlikeli bir fikir. Galatasaray açısından sevgili başkana bir daha söylüyorum.
sevgili başkan. Tasarruf yap başkan, alma Taliskayı. Devre arası 3 tane oyuncu alma. Bir tane al. Yani şuraya kaleci alayım, oraya bundan da. Hayır, ver bir tanesine ver parayı. Sinan Beşiktaş'ın tasarruf yani yapması lazım. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı gibi 18 tanenin 8 tanesi aynı ayarda değil. Evet. Bir tane al. Topçunun kırıldığı Feda. Feda tasarruf yapmadı Beşiktaş. Sen bir sus Berasım. Allah senin müstahkını versin. Beşiktaş tasarruf yapmadı. Senin dostun Buyurun. Fikret Orman paraları bitirdi. Şimdi penaltıyı sormam lazım. Fikret Orman paraları bitirdi. Yok. Şimdi ne alakası var? Rasim bir dakika. Penaltı pozisyonunu merak ediyor şimdi Ahmet Çakar'ın fikri Beşiktaşlılar. Taliska'ya kadar bölümünün hiçbirine katıldım. Şaşırdım zaten. Şaşırdım zaten. İfade özgürlüğü hocam. Bir. Benim kriterlerime göre bugün hakem Atilla Karaoğlan. İyi yönettim hocam. 100 üzerinden 95'lik falan başarıyla başardı. Bir. Müsaade et. Buyurun. Verdiği ilk penaltı var yardımıyla %100 penaltı niye? Keyifli. Niye? Penaltı. Top buradan gelirken, top gelirken bu şekilde kafa önde elini kaldırıyor. Boyun hizasından top eline çarp. Tartışmasız, problemsiz bir penaltı. Bu karambol olduğu için hakem göremeyebilir. VAR hakemini alnından öpüyorum. Güzel bir müdahale, doğru karar verdik de bu bir. Suat Aslanboğa VAR hakemi. Tamam, kimse bilmiyorum. İki, Sergen artık Türk hakemleri için yavaş yavaş habis bir teknik adam yolunda olma ilerliyor. Niye? İspat edeceğim. Ediyor. Bakın ispat edeceğim. Bugün Türkiye'de uzun yıllardır görmediğim bir şey gördüm. Bu maçta çıkmayan topu Sergen çizginin taç çizgisinin içinde ayağıyla kontrol ediyor. Heyecanlı hocam. Heyecanlı. Yemişler öyle heyecanlı. Hocam sen maçı yönetsen bugün Sergen'i atar mıydın? Müsaade et, anlatacağım. Evet hocam. Ben bugün maçı yönetici olsaydım. Ne yapardın? Şimdi soruyorum Sergen'e. Kardeşim Sergen. Sergen diyorum, kusura bakma, bizim evladımız. Tabii maçtan canım. Yönetmişiz. Sergen Bey, Sergen Hoca. Sen hangi yetkiyle taça çıkmamış topu ayağını oyun sahasının içine en az 10 santim falan sokup topu tak diye stop ediyorsun? Niçin yapıyorsun? Sinan abim cevap versin. Bir müsaade et Berasim. Niye yapıyorsun? Bunu yapmaya hakkın var mı? Bir. İki. Hakem kardeşim. Maçtaki en önemli hatan. Oyun sahasına ayağını sokup topu. Oyundaki topu ha. Tutuyor mu? Hemen Sergen'e sarı. Vıdı vıdı mı yaptı? Hemen kırmızı. Sergen'i hakemler bir şekilde yola getiremezse Sergen gibi çok iyi karakterli, yumuşak bir adam yavaş yavaş habisleşmeye başladı. Hedef gösteriyor gibi bana, oldu hocam. Hedef değil, ben gerçeği söylüyorum. Devam ediyorum. Onura katılıyorum. Bak, bana şimdiye kadar hiç kimseye kabadayılık yapmadım da. Bana hiçbir futbolcu veya antrenör gelip de suratıma bana kabadayılık yapıyorsun dediği an onu sportif anlamda cezasız bırakmam. Ne yaparsın hocam? Sarı. Ben veya hocama... kırmızı. Müsaade et. Sergen. Sakın hedef bedef saptırma. Bugün aleyhine de lehine de verilen kart. Doğru penaltı. Ayrıca dua et. Çok 50-50 bir şey vardı. Ya? Bir müsaade edin ya. Rozier yok mu Rozier? Evet. İlk devrenin son dakikasında ikinci sarı karttan atılabilirdi. Ama bana göre atmamakla doğru. Doğru yaptı niye? İkinci sarı kart tartışması sarı kart olmalı. O azıcık diskutabı tartışılırdı. Bana göre Serdar Tatlı bak. Zaman zaman hakemleri yerden vuracağım şimdi önümüzdeki yarından sonra neler yapacağımı göreceksiniz de. Bu çocuk Atilla bugün bütün kararlarıyla, vücut da değil, öyle kabadayı falan da değil, çakal da değil çocuk. Beyefendi bir çocuk, mükemmele yakın. Nereden biliyorsun ya? Efendim? Nereden biliyorsun? Sergen gibi adam kocaman orada ne hangi bir kelimeleri belki Sergen'e kullanmış ki? Sergen zaten hocam, bugün Şirazi'yi kaybetmiş. Hocam, Sergen gibi hocam, adam oyundaki topa nasıl ayağını ya çakar hocam, ya? Öyle bir şey insan, yok arkadaşım. Hocam. Yapmayın siz hakemler evet. Yıllardır evet. Milletin anasını ağlatıyorsunuz. İnsanlar kenarda. Evet. İnsanlar kenarda, sahanın kenarında insanlar put gibi böyle otursunlar, böyle dursunlar abi, hiçbir şey söylemesinler falan. Kaderlere razı olsunlar. Yani bir hareket yapabilir. O an bir heyecandır. Topu taca düşüyor diye koşmuştur, görmemiştir, topa basmıştır. Tamam, bastı bu bir. Tamam, İkincisi. Hakem diyecek ki evladım heyecanlanma sarı kart. Son derece çok ayıp ediyorsun. Kime? Çok ayıp ediyorsun niye? Beşiktaşlara. Niye? Sergen'e hedef gösteriyorsun bütün hakemlere. Ya peki devam yani, edeyim mi? Yani şimdi Sergen'i kollayacaklar, atmak için yarışacaklar. Peki. Yapma hocam. Ben yıllarca burada. Sonra sen penaltı pozisyonunda. Bir dakika ya. Ben yıllarca burada. Sergen'in babası yaşındaki Fatih Terim'i. Abi de, hakemleri doğradı, yönetiyor. Doğradı. Hakemlere bağırıyor. Kulübeye bağırıyor mi? Derken. Ama Sergen öyle bir şey demiyor ki. İlk defa Sergen Sergen deyince, öyle bir şey yapmıyor ki. Kim? Sergen hakemleri falan da yönetmiyor. Sergen daha yeni. Ya daha bu işin başında. 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 Evet. Heyecanlı.
bir takımı şampiyon yapmaya çalışıyor. Heyecanlı, istekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve sen bunun heyecanını hedef gösteriyorsun hakemlere karşı atılsın diye. Ben eski hakemim. Sergen de benim kardeşim gibidir. Ya tamam onu biliyorum. Sen hakemlere racon macon kesemezsin. Hocam, sen de kesemezsin. Fatih Terim de kesemez. Kralınız kesemez. Hocam hakem ona racon kestiği için hakeme gitmiş demiş ki. Hakemler. Bak, siz de kesemezsiniz. Hocam, ama ben bugün kestiğini görmedim. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir. Sen şimdi bu pozisyona penaltı olarak bir izah et. Çocuk topu görmüyor. Çocuğun topu eline çarpıyor hocam ya. Arkadan itikme çok var ya. Çok güzel tartışıyorsunuz. Çok güzel tartışma. Ben de zevkle seyrediyorum. Zevkle dinliyorum da biz de fikrimizi ya, söyleyebiliriz. Tabii. Zaten birazdan Fenerbahçe var. Sen ne istiyorsan söyle. Değil. Bak şimdi ben Fenerbahçe'ye ilgili gir konuya. Ben maç yönettim abi. Biliyorum hocaya son derece bu akşam son derece bu yorumlarından dolayı teessüf ediyorum. Sebep? Yanlış yorum yaptığından nesi dolayı. Nesi yanlış hocam, ya? Hakem Karpiker'in penaltı ile ilgili ya ben penaltı diyorum sen değil diyorsun. Sergen'i şey yaptın orada. Sergen'i hedef göstermekte. Hakemleri Sergen'e karşı dışkırttır hocam. Ya bu hakemler... Benim hakemle kabadayılık yapma diyecek. Sağın içindeki topu ayarlayacağım. Ya kimseye hedef göstermiyor. Ya siz kimsiniz ya siz? Haş Allah mısınız ya? Bu hakemlerden bıktık ya siz. Hep sizin mi dediğiniz olacak ya? Evet. Hakemlere bir şey söylemeyeceğiz. Bu hakem ya Rasim bir dur Allah seni canlı. Destekliyorum abi futbolu tacim. Ya Allah istemiyorum senin desteğini. Allah Allah ya. Ya bu hakemlere hiçbir şey söylemeyeceğiz. İstedikleri bir çalacaklar. Düdük verecekler. Gelecek kenarda. Kendileri 10 yaş büyük adama hakaret edecek. İstiyorsan 50 bir dakika. İstiyorsan 50 yaş büyük olsun. Bırakın yavuştur ya. Yıllardır mahvettiniz Türk futbolunu ya. Maçın mutlaka hakim hakim. Mahvettiniz Türk futbolunu. Ama Rasim. Yapma Rasim. Yine sinirliyim hocam. Sergen'le ilgili deme böyle yapma. Hedef yapıyorsun çocuğu. Kışkırttı hakemleri. Hocam çık onunla sinirlenme. Abdülkerim hocam. Hakemleri Sergen Yalçın'a karşı kışkırttı. Oğlum ne kullandın sen? Ben kışkırtmıyorum kardeşim kimseye. Uyarıcımı aldın. Ne yaptım? Şunu deseniz o zaman. Benim hakemime. Hocam size ne oluyor ya? Fatih Terimler, Sergenler, Ali'ler. Dinleyelim. Adam gibi efendi davranacaklar. Benim hakemime kabadayılık yapma diyecek adam daha anasından. Hocam yapmışsa. Yapmışsa fikrimi söyleyemez misin? Hakemin kulağını ben çekeyim. Hocam sen çektin. Necesin çocuk biz arasın ya. Sinan abi hakem bana yap da size hakem bir sözü. Çocuk gitti en nezaketen dedi ki hakeme. Arkadaşlar. Bana da bir daha da böyle kabadayılık yap böyle konuşma. Yapma. Hocam maç kaybetmişsin. Bir moral bozukluğu var, bir üzüntü niye var. Niye gidiyorsun hakemin hocam, yanına ya? Hocam söylersin. Beyler, hocam iyi yönettiği zaman da tebrik ediyoruz böyle hakemi. Olacak, böyle hocam, olacak. Hocam efendi olacak. Ya siz hakemler dünyayı... Ha, hakimisiniz zaten ya. Saat 1.10 geçiyor. Haşa Tanrı. Hakem Yusuf Şahsı'nın ya Allah. Size bana döndü. Aa Sinan abi. Rasim saat 1.10 geçiyor benim selamlarım var. Selam göndereceğim video programı. Yok daha var. Tamam söz sende. Söz sende hocam. Vallahi ayıp ya. Buyurun. Sinirini küçük kardeşi Rasim'den alıyor. Vur abi vur. Mazlumu getirin bana. Mazlum. Ne mazlum yaptın? Göster o sahneyi. Tamam ya. Bana dönüyor. Bana konuşuyor. Ben destek oluyorum. Rasim susuyor. Göster Sinan abi. Kardeşinden alıyor. Baktı. Ya şey tabii ona aynı kuşak. Döndü bana mazlum oldum göster. Mazlumu getirin mazlum, bana. Mazlum bir saniye mazlum. Mazlum bir saniye. Mazlum bir saniye. Kabul et beni mazlum ya. Mazlum. Hatırlıyorum o filmi. Mazlum bir saniye mazlum. Güzel yok. Buyur abacığım. Evet, Abdülkerim hocam da söz. Şimdi bu sene... Bu seneyle birlikte benim beyaz futbolu 7. sene. 6 sene geçirdim. Bu 6 sene zarfında hakem konusunda pozisyonlarda %90 Ahmet Çakar'la ben hemen hemen aynı fikirde olurum. Evet. Çünkü hakemliğine çok güveniyorum. Futbol bilgine de. Ben işim artmış. Genelde de Sinan'la da karşı karşıya kalırız. Doğru. Çünkü ben genelde Ahmet'ten taraf olduğum için. Evet, Sinan Ahmet'le devamlı karşıya gelince Beşiktaş konusunda ben genelde Ahmet Hoca'nın fikirlerine daha yakın bugün dururdum. Sinan Engin bugün ilk defa yani kendi hissettiklerimi söyleyeceğim. Sinan Engin'le hemfikirim. İlk defa Ahmet Hoca'ya muhalifim. Penaltı değil yani. Tabii ki daha doğru sırf o değil. Bütün konularda sen dedi ya Temin hiçbirine katılmıyorum. Evet. Ben de senin söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum. Avantaja bırakıp vermediği sarılar var. Mesela hiçbirine katılmıyorum söylediklerinin hoca. Hakem çok güzel maç falan filan yönetmemişti. Aynen katılıyorum. Atilla Karaoğlan söylüyorum. Bence skoru etki etmemiştir. Çünkü skor hayır hatalarından değil. Skor zaten oyun olarak Alanya'nın hakkıdır. Tabii, net Alanya'nın ben, net galibi. Ben iki hafta önce Fener Beşiktaş maçında ne dedim? Hakem Fenerbahçe aleyhine faul bir pozisyonu vermedi. Gol yedik ama doğru. Buna rağmen maçı Beşiktaş hak etti dedim. Doğru aynen öyle. Şimdi de söylüyorum hakem onu yaptı bunu yaptı hepsini geç. Bu maç Alanya'nın anasının ak sütü gibi hakkıdır. Ama Karaoğlan sütü olan gibi yönetiyor. Aynen. Yok öyle deme ya. Ya şu mazlumu göster. 3-1'den benim mazlum yaptı ya. Mazlumu getirin bana. Güzel.
Otto Barış ölmüş, haberin var mı? Otto Barış Covid'den gitti. Covid'den, evet. Dur bana. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. 98. Oğlum mamalı mısın? Yaşın bir durma yavrum be. Otto Barış'ı de. Hayır. Otto Barış'ı de. Hamam oğlanı gibi futbolcular küfür eder. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kemalettin bir getirmiş. Hayret. Ya sen de bugün sergenden... Buna duramıyor ya. Yok. Bir dakika. Rasim, Mısır'ın bitti mi? Rasim, bir dur. Rasim, bir dur ya. Tamam. Ya bu Cuma günü çok şey yakattınız kardeşim. Ya bu Cuma günü kendi programında var ya. Lan gibi ki lan oluyor. Dili dur tutuluyor. Evet, evet, ben de izledim. Ağzını açmıyor. Abacım sen konuş, tamam, dinliyorum. Tamam, Rasim sakin. Çok mutluyum. Ama dur, Mısır'ın içine bir şey kattılar. Allah Rasim, bir şey mi kattı? Rasim bak, her şey makara güne. Tamam, yeter. Pardon. Ne olur, tamam, ne olur. Abartmayalım, insanlar dinliyor. Tamam. Beşiktaşlılar da seyrediyor. Yarıda kaldı, fikrini bir alalım. Şimdi bir. Söyledik. Bu maç tamamen Alanyaspor'un hakkıydı. Hak ederek kazandılar. İki, hakem maçı hiç iyi yönetmedi. Hatta çok kötü bir hakemlik örneği var. Vücut dili falan da hiç hakemlik falan yakışmıyor adama. Tipi mipi falan. Hiç öyle karizmatik falan da değil. Hakemlik konusunda çok zayıf bir çocuk belli. Şimdi penaltı pozisyonunda tamamen ben, zaten beni tanıyanlar benim futbol aklımı bilirler. Ben Fenerbahçe'nin bir maçta Lemos'un eline değen böyle bir pozisyonda penaltı verilmişti. Ona da isyan etmiştim. Ben bu tip ele değmeli, Karagümrük maçında. Evet, ele değmeli pozisyonlarında penaltıya inanmayan bir adam. Çünkü ben yıllarca o penaltı yapılan bölgenin içinde bulundum. Yıllarca kafa toplarına çıktım. O korner atılırken orada en az 18 kişi, 19 kişi olur, biliyor musun? Herkes orada olur, iç içe olur. Oradaki havadaki mücadelelerde top bir yerden eline düşer, koluna düşer. İtilirsin, kakılırsın. Bunlar hepsi futbolun doğallığı içindesinde. Bu var geldiğinden beri özellikle Türkiye'de futbolun doğası bozulmuştur. Artık futbolun aynen doğası abi, heyecanı gitti ya, ruhu bozulmuştur. Aynen öyle. Dolayısıyla kafaya çıkarken özellikle defans oyuncuları mutlaka ellerini kaybetmelilerdir. Ya sağ bağlamalılardır, bir aynen şey yapmalılardır. Öyle. Şimdi oradaki korner pozisyonunda çok açık söylüyorum. Orada Gezal'a arkadan itme falan yok. Sinan onu biraz var, yanlış yapıyor. Şey var ya. Öyle oku olmaz. Ha, var ama görüntü var. Ama ona bozsunlar öyle o görüntüyü. Sinancığım o itme itme değil yani. O kadar öyle ama itme olmaz. Ama bozu yap o. Yok bence öyle değil. O fotoğraf vardı galiba. Bence tamam vardı. Bence o değil. O itme falan öyle bir şey olmaz orada. O kadar olmaz. Var bir şans şimdi var. Şimdi önde iki tane, üç tane 1.90'lı dev gibi adam kafaya çıkıyor bu Gezal'ın önünde. Gezal bunların arkasında önünde o kadar iri yarı insanlar kafaya çıktığında arkada kalan oyuncu ürker ve insani olarak, bu insani bir şeydir, sakınırsın. Aynen öyle. Anam, sakınırsın işte. Ve top o anda sol açık olan elinin üstüne düşer. Burada kaleye atılan bir kafa ayakları ayak şutu yok. Hiç kaleye yok giden ya, bir top yok. Gol pozisyonu Alapacım ya. %100. Ama bozuyor ya, yapma. Hocam sen hakem olsaydın bu penaltıyı verir misin? Abi resim göstermeyin. Israrla veririm. Sen bu penaltıyı verir misin? Hangisini diyorsun? İşte Cezal hocam orada çarpıyor. Cezal bu resim yok. Bu resim hocam bu fotoğrafta arkadan şart var işte. Abi, hocam. Yapacak bir şey yok. Görüntümüz tamam, yok hocam. Görüntü kardeşim yok. Hayır. Bu... Hakemin verdiği penaltı. Hocam evet. Sizin tartışmasız penaltı. Ya bu ha, hoca öyle diyor. Ben değil diyorum ya. Tamam. Ben neyse bitireyim ya. Bitti. Evet, tamam. Yani böyle girince bitmiyor. Bitecek. Buyur hocam. Ben bunun benim futbol görüşüme göre böyle bir penaltı olmaz. Vermem. Bu değil. Bunun gibi penaltılar olmaz. Türkiye'de bu moda oldu. Sergen'in yakarışı maçtan sonra dinleyeceğiz. Senden kalksın, sonra dinleyeceğiz. Var kalksın diyor ya. Ben onu biliyorsun. Burada haftalardır söylüyorum. Yıllardır abi. Çünkü bir sahada bir yeteneksiz Türk hakemi vardı. Şimdi onu çoğalttılar. Varın başına da koydular. Çünkü bunlar hepsi aynı adamlar. Türk hakemleri. Futbolun yeteneksiz. Bunlar hiçbir şey falan bildikleri yok. Bu pozisyondan her kornerden size penaltı çıkarırım. Bak söylüyorum. İstisnasız atılan her kornerden penaltı icat ederim. Hemen bulurum size. Hemen ittik, öldü, eline değdi, kafasının oradan... Kafası kafasına değdi diye size penaltı bulurum. Her kornerde. Ha, millet buna penaltı diyen var mı? Var. Ama ben futbol anlayışıma göre bu futbolu kirleten bir penaltıdır. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bu futbolun ruhunu falan kirletir. Böyle penaltı olmaz. Hakemin bir hatasını daha söyleyeyim. Babakar'a gösterdiği ikinci sarı kart, yani kırmızı karta dönüşen ikinci sarı kart da skandaldır. Skandaldır. Öyle sarı kart olmaz. Burada Babakar'ın tek suçu var. Allah onu uzun ve iri yaratmış. Ne yapsın çocuk? Rıdvan da ha, Babakar ne yapsın? Karşısında bir bek çocuk var. 1.30 aynı jokeye benziyor. Rıdvan çocuk. İyi futbolcu. Ya futbolculuğu ayrı. Boy 1.30, kilo 30. Alüri boy 2 metre, herif 100 kilo. Kocaman bir adam. Üstünden aşırdı. Çalımı attı. Gidiyor. Giderken arkasında zaten kafası Rıdvan'ın normal boyu adamın burasına geliyor. Adam koşarken eli suratına değiyor.
ve ikinci sarı kart çıkarıyorsun adama. Bir kere faul değil. Kart hiç değil. Zaten faul de değil. Bırakacaksın adam. Adam gidecek. Gole gidecek adam yani. Pozisyona gidecek. Bu olmaz. Bu bir hakemin, Ahmet Hoca'nın iyi yönettiği dediği hakemin futboldan bir haber olduğunun göstergesi. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Futboldan bir haber oldu. Bir dakika, ben de futboldan bir haberim değil. O baba kara var ya, gösterdiği kart var ya, müsaade edin. Gösterdiği sarı kart en az sarı kart. Sen futboldan kırmızı da olabilir. Hangisi? Birincisi mi, ikincisi mi? Ben ikinciyi diyorum ya. İkinci. İkincisi. Onu diyor hocam işte, onu diyor. Aşırdı, çalım attı, gidiyor. Hocam ikinci diyor. Atıldığı kart mı? Evet, atıldığı kart. Başka bir görüşte direkt kırmızı da olabilir. Hayır, hala sarı kesin de. Ahmet Hoca, yani sarı. Ahmet Hoca bugün Rasim diyor ya, bir şey oğlum ne içtin falan. Ahmet Hoca da bir şey içmiş. Buna bu pozisyonda sarı kart falan çıkmaz. Burada faul bile verilmez. Maç devam ettirilir. Tabii ki. Faul bile. Sana ha ki. Hayır, 30 sene düdük çalmışsın. Yazık. Allah korumuş bizi senden. Estağfurullah. Senden bizi Allah değil. Korumuş. Bir dakika. Hakkını yiyorum. Hakkımı yiyorsun. Türk milleti. Hakkımı yiyorsun. Abdülkerim Durmaz diyor ki, baba kara verilen ikinci sarı kart yanlış. Ben de diyorum ki ikinci sarı kart tam doğru da, hatta direkt de kırmızı olabilir. Hayır. Sen pozisyonları karıştırıyorsun. İlk pozisyonda dese hani daha bir ağırdı. Ağzı burnu hocam galiba çocuğun. Karıştırdın. İlki ağzı daha burnu. Ağırdı. Bak Onur da Beşiktaş'ta olduğu halde kafası sarıldı ya. Hoca yanlış pozisyonu karıştırıyorsun. Bir dakika karıştırıyorsun. Kafası yarıldı ilkinde. Taç çizgisine yakın. Karıştırdı. Evet, Babakar geçti. Evet. Dirseğiyle adamın suratına vurdu. Aynı pozisyondan bahsediyorsun. İkinci sarı kırmızı geldi. Hocam aynı. Direkt kırmızı o. Sen söylesin lan ikinci pozisyonu. Direkt kırmızı bile olabilir. Bakın. Hocam yemin onun örneğini verdim. Sen var ya, çocuğun boyu aynı olsa mümkün değil. Bakın Rıdvan'ın yerine orada Wellington olsa bu pozisyon şuraya kısasına gelir. Wellington'un Babakar'ın eli bir burasına kere, gelir. Onun için dedim kolsuz futbol artık. Yani bir dakika. Çocuk dikkat istiyor hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ey futbol severler, size sesleniyorum. Bakın Ahmet Çakar yıllarca hakem yapmış. Ben de yıllarca futbol oynamışım. Babakar Rıdvan'ı çalımla geçti mi geçmedi mi? Geçti. Önü bomboş mu? Geçti. Kim abi, bu adam deli mi, kaleye gitmek varken dönüp adama mı vuruyor? Abicim konu... Ahmet Hoca günü adama vuruyor. Kırmızı kart var. Hayatın olağanakışına aykırı. Abi, bir kere futbolun düşüncesine aykırı. Apo. Apocuğum bak. Ahmet Hoca'nın söylediği futbolda olmayacak bir şey. Senin söylediklerine aynı şey. Katılıyorum. İlave yapıyorum. Bakın örnekleme yapıyorum. Eğer Rıdvan'ın boyu uzun olsaydı Rıdvan'ın suratına gelmeyecekti bu. Aynen öyle. Hiçbir şekilde. Darbe o. Bu çocuk koşmak için hızlandı. Ben bunu hocam tartışırım. Bak Sinan. Bak tartışırım Ahmet, ben bunu. Kartta şimdi, tartışırım. Ben susarak dinliyorum. Tamam. Ahmet Hoca hocam, sen zaten bütün kuralları zaten bu hakemler biliyor. Biz bir şey bilmiyoruz. Ahmet, biz sadece toplarla oynamadık. Su kardeşi yaptık yıllardır. Ben böyle bir saygısızlık yapıyorum. Müsaade eder misiniz? Siz bir şey bilmiyorsunuz dedim mi? Benim kanaatim birinci penaltı. %100 penaltı. Fikir ayrılığı olacak zaten. Ya hocam nasıl penaltı diyorsun şuna? Babakar'a gösterilen ikinci sarı karttan gelen kırmızı kart. %100 doğru. Hatta Babakar'a ikinci sarı kart değil, direkt kırmızı da verebilir. Orada Rıdvan çok çabuk olduğu için geçmemesi için dirseğini kullanıp suratına vuruyor. Çalım yedi, çalım. Rıdvan, Ahmet Hoca başka pozisyonu anlatıyor. Hocam arkada kaldı Rıdvan. Rıdvan var ya, Rıdvan'a müthiş bir çalım attı adam. Hocam üstünden, kafasından üstünden aşırarak müthiş bir çalım attı. Arkasına daldı, gidecek adam. Sevgili başkan. Bu abi ve Sinan abiye katılıyorum. Sevgili başkan, al Taliska'yı. Sustur hepsini. 21 milyon bonservis var. Kiralayacaksın 21 ya. 21 milyon euro bonservis. Nereden biliyorsun Rasim ya? Baktım şimdi piyasaya baktım. Al Taliska'yı kirala. Guangzhou'da. Ya Rasim dur Allah aşkına ya. Mazlumu getirin bana. Ya, sen Ahmet Çakar'ı kızıyorsun, sen bana niye vuruyorsun? Bak gene bir sahneyi. Bir dakika. Al Taliska'yı. Millet yazıyor. Bitiriyorum Sinancığım. Taliska'yı vereceğiz zaten. Bitti. Ben bu hakemin kötü buluyorum. Ha ilk pozisyonda şöyle dese Ahmet Hoca, onu kabul edebilirim. O suratı patladı ya çocuğun, kafasını sardırmak zorunda kaldı. Evet. İlk sarı kart kırmızıya bile olabilirdi diye bilse evet diyeceğim. İkincisi tam bir fiyasko. Ahmet Hoca'ya burada hiç katılmıyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Hakem öyle iyi falan değil. Hakem rezil bir maç yönetti. Penaltı da öyle. Dört penaltı falan olsun. Olmaz futbolda. Hiçbir kimse kafaya çıkmaz. Hiç kimse top uzaklaştıramaz falan filan. Her neyse, artık bu moda oldu Türkiye'de. Artık bundan kurtuluş yok. Bu VAR sistemi olduğu müddetçe böyle komik, böyle uydurma penaltılar olacak. Ben buradan uyarıyorum defans hocalarına. Kafaya falan çıkmayın. Kola. Bırakın forvetler vursunlar. Gol olursa olur. Oğlum kaleci kurtarırsa, avuta giderse ne yapalım? Yoksa %100 penaltı olacak. Taliska konusunda da şunu söyleyeyim. Taliska'nın bu lige bir takıma fark getireceğine %100 inanıyorum. Keşke Fenerbahçe alsa mesela. O açıdan düşünüyorum. Ama Taliska gelirse Beşiktaş şampiyon olur fikrine hiç katılmıyorum. Beşiktaş'ın Taliska değil, 4 tane Taliska alsa Beşiktaş, Wellington,
Montoro ikilisi. Kalede Semih. Öbür ne o çocuk? Yedeği. Utku. Ersin. Utku. Öbürü ne? Ersin. Utku Ersin ikilisi kalede. Ve Wellington Montoro stoperi ile 4 tane Talisca alsa Beşiktaş şampiyon olamaz. Peki. Stoper almalı. Stoper almalı. Ve iyi bir kaleci almalı, Fabri gibi falan yani. Peki. Sergen Yalçın'ı dinleyelim bakalım. Çok flash açıklamalar var. Geceye damga vuracak neler söylemiş Sergen Yalçın. Bu. Sergen Yalçın hakemler tam bir felaket diyor ya. Bana göre Sergen Yalçın tam bir felaket. Sumunika denen adam ki bana göre Türkiye'nin en büyük taktisyenidir. Hırır yapıyor, adamı yolluyorlar. Bugün itiraz... Ya bir defa bilgisizlik var. Ağır bilgisizlik var, niye? Ağır bilgi... Bak cahil demiyorum. Ağır bilgisizlik var. Sergen'de bilgisizlik bir, var. Var kalksın Türkiye'de ile kalkmaz. Bu bir. Evet. Bu bir. İki. İki. Arkası dönük olması önemli değil. El omuz hizasına kalktığı için penaltı verildi. Geçen hafta işte kaleye atılan şut da adam göğsüne aldığı için, çarptığı için verilmedi. Üç, itiraz etme hakkın yok. Bir defa insani olarak edersin. Her çaldığın faulde, her verdiğin kartta dördüncü hakeme veya orta hakeme itiraz edersen böyle bir hakkın yok. Sergen bunları hala bilmiyor. Sergen şu anda kendini amatör kulüp çalıştırıyor falan zannediyor. Üstelik koskoca Beşiktaş'ın teknik adamı bir maçtan sonra böyle 10 dakika, 8 dakika hakem konuşamaz. Sergen dokunulmaz mı? Örnek hep bunu veriyorum. En şey diye. Sumudika. Ha yapıyor gönderiyorlar. B yapıyor gönderiyorlar. Geçen sene Halis Özkaya ile ciddi problem yaşadı. Hep mi Sergen haklı? Geçen sene Halis Özkaya. Bu sene öyle. Bu Malatya'da. Sene öyle. Peki şunu söylesene. Sağın içindeki topa niye ayağını basıyorsun? Var mı böyle bir hakkın? Hocam, geri oynuyorsun. Çıktı sandı hocam. Ben Sergen tam bir felaket. Hocam, uyarıyorum. Hocam sana ne oldu bugün ya? Ben gerçekleri söylüyorum. Ya ne gerçeği söyledin? Ne hiçbir gerçek ben falan kimse, değil ya. Ki, evet, Sergen'i sen Sumudika'yla Sergen'i bir tuttun müsaade ya baktım edeyim. Ya. Bir dakika. Ben Sumudika'yla Sergen'i bir dakika. Ne yapıyorsun sen Sumudika, ya? Sumudika Hartürk yapıyor herifin. Ya ne Hartürk'ü neler yapıyor Sumudika hocam? Şimdi ben soruyorum. Ya kenardan hocam iki itiraz edemez. Sen ne soruyorsun? İki itiraz edersin. Ama her pozisyonu itiraz edersen gidersin. Hep bunu söylüyoruz. VAR futbolun, ben hep söylüyorum. VAR evet. Futbolun doğasını kaybetti. Futbol... O zaman aynen şunu yapacaktı. Trabzon'un yani, sezon başında... Müsaade et. Trabzonspor'la sezon başında oynadığı VAR hakeminin uydurma penaltısıyla ikinci golü buldu ya. Maç çıkacaktı Trabzon'da. Ya bu ikinci hiç penaltı hocam, bize uydurma kadar, penaltı komedi, falan gelmedi. Komedi, efendim? Ben hiç uydurma penaltı Beşiktaş'a falan verildiğini görmedim. Trabzon Beşiktaş maçı. Verildi, tamam. Hocam ya verildi. Bir insani bir şey topor kenara gelmiş. O, tamam. Yani şimdi Sergen'in dersin ki vukuatları çok olan bir adam dersin. Ben her hakemle ilgili problem dersin. Görüyorum. Hocam vukuatları çok dersin. Vallahi vukuatı da olan. Görüyorum. Hocam bak öyle vukuatları olan da hani hırçın, kavgacı bir insan da değil. Yani şimdi kalkı gayri ihtiyar top gelmiş kenara gelmiş. Buna kalkıyorsun aynı şekilde... Veya diyor ki futbolun doğasını bozuyor VAR. Bu şekilde bu kalksın derken. Bu tenkit Türkiye'de kaldıramaz mı? Sadece Türkiye'de kaldıracak tabii, bir şey Türkiye'de yok. Bu tamamıyla UEFA'nın FIFA'nın almış olduğu evrensel bir olay bu. Onun için burada yani bunu bu şekilde ağır eleştirmeni ben çok yerli bulmuyorum yani. Çok yersiz buluyorum. Niye? İyi yapmıyorsun hocam. Bir dakika anlamadım hedef gösteriyorsun. Bir dakika anlamadım bir şey var. Hedef gösteriyorsun. Ben burada Fatih Terim'i yerden yere ya vururken. Ya bari hocam Fatih Terim'den. Ali'yi, Veli'yi, Hüseyin'i, Hasan'ı. Bir müsaade et. Hocam sen Fatih Terim'i eleştirdiğin zaman da ben mantıklı olduğu zaman cevabını veriyorum. Şergen'le ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Biraz gıcık Şergen olur. Müsaade edin. Şergen'i çok severim, yanlış anladın. Ya sevme hocam, istemiyorum Şergen'i bana. Ya şimdi bir dakika. Bir dakika. Doğru anladım ben. Sevme. Doğru anladım. İstemiyorum sevme. Burada baskıyla benim bazı insanları eleştirmem engelleniyorsa ben gideyim. Sevme hocam ya. Sevme istemiyoruz. Hocam, seviyorsan. Çok ya bu seviyorsun. Peki kıssan ne yapacaksın bir dakika, hocam? Müsaade edin. Beni söyle böyle müsaade sevme. Sergen. O şarkıyı ver Sergen abime. Sen artık yorumcu falan değilsin. Sen Beşiktaş gibi güzide bir kulübün bir hocası. Takım hocam, efsane takımı. Her maçtan hocası. Sonra hakem diyorsun. Her maçta hakemlere gider yapıyorsun. Basın toplantılarında böyle. Sahadaki tavır ve davranışların aslında senin. Hocam müzik. Ama bak ben objektifim. Hocam uyar ben objektifim. Ya istiyorsan ama... yap bana ne? Hocam ben görürsün bir gün ne hocam olacak. Ben taraf değilim. Ben objektifim. Hatta hocam Sergen'i doğradıkça kalbimin bir tarafı oh diyor. Ama bir yandan da. Niye sapıtmış ya? Bir yandan da haksızlık gibi geliyor. Dur. Yine sinirlendiriyorsun ama bir taraftan. Ya istersen mazlumu koy kardeşim. Bugün sinirlendiriyorum. Ahmet Çakar'ı kızıyor bana. Koyalım mazlumla gidelim. Ben konuşmuyorum yine bana sus diyor. Mazluma haline getirdiniz beni. Çakar bugün ama sen Kapo abi de Fenerbahçeli. Sergen'e karşı bir aşırı güç
orantısız güç kullanımı var değil mi? Var. Ahmet Hoca evet kullanıyor, bak, kullanıyor biraz. Bak, ben söylediklerimin doğruluk payı var ama neden çok olduğunu bilmiyorum. Çok yani. Bir orantısız güç kullanımı şöyle. Seviyor ama. Severim ben Sergen'i. Asıl ırkçılıkla mücadele Türk futbolunda nasıl olur biliyor musunuz? Evet. Asıl ırkçılıkla mücadele. Hocam bugün hakemleri kollamamı tuttu ya. Ben hakemleri falan kollamam, ben inandığımı söylüyorum. Irkçılık insanlık suçu. Beşiktaş, saygın büyük büyük takım. Sergen, Türk futbol tarihinin teknik anlamdaki en büyük futbolcusu. Yetenekli, çok. Sergen bu kadar iş yapıp dokunulmaz olacak. Bundan sonrası jenerik senaryo, ırkçılığa karşıyım. Eyvah. Bir Roman zıpladı hopladı diye sezon başından beri adama 10 maç ceza verildi. Yabancı düşmanlığı var. Şimdi adamlık mi? Böyle olur. Bir Elin oğlu, bir Roman hocayla. Roman hoca Türkiye'nin en büyük takımı. 19 maçtır kaybetmiyor. Şu anda Türkiye'nin en az yenildiği takımı Antep. Antep ne ya? Barcelona mı? Mütevazi bir takım. Devam edeyim mi? Haksızlık olduğunu karar. Devam edeyim mi? Dün Karagümrük Hatay maçını seyrettim. Ya, oyuncuları fındık fıstık gibi atıyor. Gördüm. VAR'a gidiyor bak o hata. Ben özetini seyrettim. Nasıl? VAR'dan offside'da hakemi vermez ki, yarakem verir. Doğru. Veya sistem verir. Doğru. Boğumu öyle olur. Bugün hakem hiçbir şey yapmadı. Verdiği penaltıda penaltı. Peki, reklam kardeşim. Reklam. Yapmayın. Beyaz Futbol Pazar devam ediyor. İlk bölüm biraz hararetli geçti. Bu arada Sinan Engin TT oldu, trend topic oldu. Gene mi? Ve Talişka açıklaması sonrası bayağı sosyal medya sallandı. Gerçek. Yani gerçek. Yani aklın yolu bir. Çok zekice bir fikir ama alamaz diyorum. 3 tane alacağına, 3 tane para yatıracağına, 3 tane bölüştüreceğine bir tane sağlam ver. 6, 7 neyse ver. Sinan abi bak. Aferin. Diyorlar ki 21 aynı milyon. Aynı fikirdeyim. Bağdat Çatı'da kirli Ali var ya alakasız. Ona evet. Diyor ki Sinan abi doğru, o biliyor bu işi diyor. Ali'ye geliyor Talişka diyor. Halle, ama o beş beraber çekiyor. Hocam bak hocam, bana da tamam hepinizin tanıdığı meşhur bir isim mesaj attı. 21 milyon bonservis. Ya. Yıllık maaşı 8 milyon euro. Kiralayacaklar ya. Ocaktan, gelebilir mi? Ya bu stoperlerle, evet. Bu beklerle, bu kalecilerle, bu ligilerle. Belki stoper de alır. Belki stoper de alır. Hakikaten tuhaf ya. Getiriyor musunuz? Tamam. Golleri. Telefonu kapatalım. Golleri kim önleyecek? Program başladı. Telefonu kapatalım. Beyaz TV stüdyoları. Hayda. Pandemi mandemi getirin kardeşim. Ama maskeyle getirsinler lütfen. Maske var ama getirin abi. Marketler açık, her yer açık. Ne oluyor ne getiriyor? Adam aç herhalde bir şey getirdi. Beyaz TV'yi yeni biliyoruz, koskocaman ya Fulya'da. Tamam, ya reklam arasında versene siparişi. Pardon. Peki ikinci bölümün başında Instagram adreslerimizi hatırlatalım. İkinci bölümün başında. Sinan Engin'in Instagram adresi. Bir dakika bak, Instagram adreslerini veriyorum, kaynamasın. Sinan Engin'in Instagram adresi. Sinan Engin. Rasim Ozan'ınki. Mazlum değil. Rasim Ozan official. Ahmet Hocam'ınkinde şimdilik bir belirsizlik var. DR Acakar. DR Ahmet Çakar. DR Ahmet Çakar. Instagram hesabı alıyor. Büyütüp satıyor. Sıfırdan yazıyor. Ya bana bak, iyice hokkabaz yaptı bizi. Bir dakika. Benim cam var. Sosyal medya. Lütfen benim Instagram hesabını açar mısın kardeşim? Bir. Beşiktaş'ın aleyhine verilen penaltı var mı yok mu? İşte şey aç. Anket. Bir de kırmızı kart doğurun Babakar, onları aç. Sefa. Evet, Abdülkerim Durmaz'ınki de Abdülkerim Durmaz. Evet, geçiyoruz Fenerbahçe'ye. 8 numarayı bir ekrana verelim. Erol Bulut çok tartışılıyor Fenerbahçe'de. Erol Bulut'un durumu ne olacak? Erol Bulut sezonu tamamlayamaz diyorum ben, yazın. Erol Bulut sezonu tamamlayamaz. Abdülkerim hocamın fikrini ben merak ediyorum. Abi ben diyorum, ben bir garip kulum. Şimdi Apo'ya gelmeden iki kelime söyleyeyim. Şimdi Erol Bulut'u çok başarılı olmasını istiyoruz. Türk antrenör, yeni isimler, büyük hocalar çıksın diyoruz. Ama enteresan demeçler veriyor maçtan sonra. Ben hala iddia ediyorum. Geçen hafta da söyledim, ondan önce hafta da söyledim. Hala bir 11'i, 7'si, 8'i belli değil. Bir omurgayı kuramadı. Ve şunu söylüyor. 5 defa geldiler. 3 gol oldu. 4 defa geldiler. İşte 2 gol oldu, 3 gol oldu. Abi Fenerbahçe'ye kendi sahasında kaç defa geleceksin? 5 defa gelirsin. Tabii ki öyle. 3 tane atarsın. Sen kaç defa gidiyorsun da kaç tane atıyorsun? Sen niye atamıyorsun? Sen 7 kere gidiyorsan niye atamıyorsun mesela? Bu bir kere mazeret değil. Burada aramam. Fenerbahçe takımı, hep söylüyorum, doğru oyuncu 11'i oynamadığı gibi yavaş oynuyor ve agresif bir takım değil. Agresif bir takım değil. Yani tabii Samat da belki olsaydı, Samat da iyi oyuncuydu. Sakatlığı belki biraz şey yapabilir.
Ama savunmaya bakıyorsun. Yani İntiseranta bakıyorsun. Apo yıllarca savunmanı. Abicim sen o oyuncunun niye topuna vuruyorsun? Adamı çıkarsana dışarıya doğru, çıksın çizginin, kapat açısını. Arkasını açısını kapat zaten. Yani ne demek bu topu vurmak? Yani topu vuracaksın, vuracaksın, ne olacak ki? Topu taşacaksın, adamı sokma. Yani onun için Fenerbahçe'de bu maçta aslında herkes de çok kötü oynadı. Ya ben Ozan Tufan'ı hiç bu kadar kötü görmedim. Gustavo bile çok kötü oynadı. Gustavo bile çok kötü oynadı. Düşün yani. Çok rezil. Her zaman iyi oynayan hepsi. Dediğimiz Gustavo bile çok kötü oynadı. Yani yanlış oyuncu lar yan yana, yanlış oyuncular yan yana oynuyorlar. İyi oyuncuyla iyi teknik adam olursun. Doğru oyuncular doğru değil. Yani fizik olarak bakıyorsun işte. Ferdi şimdi bakıyorsun. Yetenekli oyuncu diyorsun. Bir parlıyor. Renksiz. Pelkas'a bakıyorsun. Bir öyle. Mert Hakan'a hep aynı tip oyuncular bunlar. Şimdi mesela 86. dakikada Apo. Rasim hocam. Evet. 86. dakikada 3-0 olmuş bir maçta. Sinan Gümüş'ü oyuna niye sokarsın mesela? Bunu bana anlatsın birisi. Yani 86. dakikada 3-0'da bu çocuk oyuna girecek, ne yapacak? Ya şimdi Sinan Gümüş gibi bir oyuncu almışsın. Bu çocuk çok iyi oyuncuydu. Galatasaray'da oynadı. Müthiş oyuncuydu. Yani zaten Sinan Gümüş futbolu falan bıraksın şu an. Şu Fenerbahçe'de oynayamıyorsa. Ya şu Fenerbahçe'de 11'e giremiyorsa şu ortamda. Onun için yani sevgili Erol kardeşim alışacak. Bu eleştirilere alışacak. Bunlara alışacak. Ama futbolda böyle bir mantık yok. 5 defa geldi 3 tane at. 5 defa giderim, 3 defa giderim. Yani bugün Malatya Spor eğer sana 3 forvet, 4 forvet oynayabiliyorsa, tabii, tabii. Bu cesareti gösteriyorsa Malatya Spor 13 kişi oynamadı. 11 oynadı, sen de 11 oynadın. 4 kişiyle 5 kişiyle hücum hattını oluşturuyorsa, sen onu eğer seti kurup da kontra çıkıp da gol yapamıyorsan, o zaman senin takımında fiziksel olarak da bir sorun var. Yetenek olarak da çok demeyeceğim. Hepsi yetenekli oyuncular. Ama fiziksel olarak bir sıkıntı var. Demek ki senin takımın da koşamıyor, gidemiyor. Onun için yani ben Fenerbahçe'de işin biraz daha konsantre olması gerektiğini, işin biraz daha konsantrasyonun yükseltilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bir şey var. Mesela Sosa örnek verdim. Ya arkadaş oyuna girmişsin. Ya koşmuyorsun. Bir oyuna girişim var. Oyun içinde bir halim var. Yani dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Sosa, Ocak ayında eğer Fenerbahçe bir operasyon yapacaksa gidecek oyuncuların en başında Sosa'dır, unutmayın. Gidiyormuş Sinan abi. Gidiyor mu? Yönetime demiş devre arası ben beni bilmem. Gönderebilirsiniz. Yani görünce, diye müsaade ben görünce, istiyormuş. Ben onu bilmem. Ben görünce bakarım. Hani gidiyor falan diyor, ben de görünce bakarım. Hı-hı. Ben gideceklerin arasında olduğunu düşünüyorum Sosa'nın. Peki, Abdülkerim hocam, dünkü yenilgiyle ilgili, Beyrol Bulut'la ilgili. Şimdi ben dünkü yenilgiyle ilgili, hatta son 4 hafta, son 1 aydır Fenerbahçe'nin gidişiyle ilgili burada konuşmaya başlarsam bu programdan 6 tane yetmez. Yani 6 tane bundan yapmam lazım. Sabaha kadar. Hem de ben tek başıma yapmam lazım. 6 saat konuşmam lazım benim. Bu da mümkün değil. Onun için söyleyeceklerimi 2,5-3 dakika içinde söylemeye gayret edeyim. 1. Fenerbahçe'nin sistem sorunu var diyorlar. Değil mi? Sistemi yok. Yok işte efendim futbolcuların işte kaliteleri çok iyi değil aslında, abartıldığı kadar. Kaliteli bir kadrosu yok. İşte ne bileyim Erol Bulut'un antrenörlükle uzaktan yakından alakası yok. Son bütün eleştiriler bu şekilde. Fenerbahçe camiasında hem de taraftarda. Ben bütün bunlara okuyorum, değerlendiriyorum. Ben ama bunların çoğunun tarih konular olduğunu düşünüyorum. Anladın mı? Mesela Fenerbahçe hücumda çoğalamıyor. De doğru, evet, bakıyorsun dün maçta. Net pozisyonu bile yok. Yani kayda değer pozisyonu bile yok. Ana bir problem var diyorsun sen. Tabii ki. İşte o problemi söyleyeceğim ben. Efendime söyleyeyim. Defansta 8 kişi oluyorlar ama bir kişiye kafa vurduruyorlar, gol oluyor. Mesela Umut Bulut'un attığı kafa golü mesela. Yani iki tane stoper bakıyor, atıyor. Anladın mı? Peki bunlar neden oluyor? Çalışmamaktan mı, ya antrenman yapmamaktan mı, futbolcuların son derece kalitesiz olduğundan mı? Asla. Fenerbahçe'de bence birçok sorun var da bir tane sorun var, büyük bir sorun. Bunu da maalesef Fenerbahçe yaklaşık 10 senedir, 15 senedir halledemedi. 2010'da falan iyiydi. 2010'larda çok iyiydi. Sistem oturmuştu. O Alex'ler, Doğumlar, Zico'lar dönemi çok iyiydi. Sonra 10 yılda bu camia bir şeyler kaybetti. Ve o kaybettiği şeyi bir türlü bulamıyor. Yerine koyamadı. Evet.
Fenerbahçe'nin büyük takım olma. O yüzden diyorum ben Erol genetiği, Bulut bu sezonu tamamlayamaz Apo abi. Sadece konu Erol Bulut değil. Onu tabii anlatmaya çalışıyorum. Ya yani, Fenerbahçe'nin genetiği, ruhu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu 10 yıldır unutmuş bir grup var. Grup var. Nasıl bu grup? 3 Temmuz buna yönetim diyebilirsin, anladım, hocalar diyebilirsin falan filan. Ben maçın, dün maçın o 20. dakikası, ikinci golü ne zaman oldu? İşte o dakikalarda. Evet. Malatya'nın ikinci golü geldiğinde bir tweet attım. 2-0 olduğundaki daha erken, 20. dakikalar falan. Verelim 20 falan. Varsa. Bir tweet attım. Tweet çok şey gördü, ilgi gördü, rağbet gördü. İşte bu tweette benim bütün sorunun ana kaynağı bu tweette söylediklerim. Ben bunu özetleyeyim. Siz koyabilirseniz koyun tweet. Verelim tweet'i. Fenerbahçe'nin kaybettiği genetiğini o Fenerbahçe gibi oynamak, özellikle Saraçoğlu'nda. Evet. Oynama genetiği, Fenerbahçe'nin kazanma genetiği. Bu. Gelen takımları Kadıköy bir ara biliyorsun değil mi? Kadıköy'den tabii buradan çıkış yok. Şimdi ise gelen giden elini kolunu sallayarak giriyor, elini kolunu sallayarak gülerek çıkıyor. Evet. Bir seslendir istersen onu hocam. Onu kaybetti. Senin sesinden tweetini dinleyelim. Sen oku, ben şimdi onu göremez gözlerim benim. İsimlerim. Ey Emre Belezoğlu, Erol Bulut, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı. Siz Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz? Bu futbolculara bu formanın ağırlığını, bu taraftarın hasretini anlatmıyor musunuz? Bu nasıl motivasyon? Bu nasıl ruhsuzluk? Bu nasıl mücadele? Utanmazlar demişsin hocam. Evet. Neredeyse o meşhur manşeti açacaksın. Milyarlık eşekler diye meşhur manşet vardı. Şimdi abiler oynarken. Şimdi evet, gazete. Şimdi bak. burada benim saydığım isimlere bakar mısınız? Saydığım isimlerin ne özelliği var? Ne ortak özelliği var? Aynı dönem oynadılar aşağı yukarı. Evet, aynen. Bunlar hepsi Fenerbahçe'nin formasını, teknik kadrosu. Formasını giymiş. Aynen. Hatta bunların içinde 3-4 tanesi büyük yani Fenerbahçe taraftarının büyük efsanesi olmuş. Emre Belözoğlu. Kariyeri yüksek. Volkan Demirel. En başta ikisini koyarız doğru, değil mi? Doğru. Ha, Mehmet Yozgatlı da oynadı ama onlar kadar hiçbir zaman. Kariyeri hatta olmadı. Birçoğu Mehmet Yozgatlı'yı hatırlamayabilir bile. Evet. Gençler. Erol Bulut da. Evet. İyi futbolcuydu ama hiçbir zaman bir Volkan Demirel, Emre Belözoğlu etkisi olamadı. Futbolcu olarak olamadı. Olamaz da. Şimdi fakat bunların bir ortak özelliği bu takımın formasını giymiş ve bu takımla başarılar elde etmişler ve benim dediğim genetiğini, Fenerbahçe'nin ne olduğunu çok iyi bilen insanlar. Zaten siz 13 orada görevdesiniz. 13 orada görevdesiniz. Öyle değil mi? Şimdi Emre Belözoğlu ne iş yapıyor Emre Belözoğlu? Takım elbisesini giymiş, aynen, kravatını giymiş. Sporting sanki direktör. İkinci bir başkan gibi orada. Ha, ne güzel. Telefon elinde. Sosa tamam kaç galiba para? Galiba veriyorum peki. Hayır şimdi cebinden para mı veriyor Emre Belözoğlu Sosa'ya? Ne yapıyor yani? Kulübün parasını. Pazarlık yapıyor falan filan. Şimdi sportif direktör böyle bir şeydir. Bir, bunu yaparsın. Bunu dünyada yapan milyonlarca toplu sportif direktör var. Abi bir şey sorabilir miyim? Abi sorma. Sorma lütfen. Sonra çünkü sorayım. Şu anda bitirsin. Evet, ateşin, şimdi bunu yapabilecek Türkiye'de de dünyada da milyonlarca sportif direktör var. Doğru. Tamam yeter ki doğru, sen parayı ver. Doğru. Parayı doğru, ver. Doğru. Para da var. Peki Volkan Demirel kaleci antrenörü yapıyorsun değil mi? Nedir kaleci antrenörü? Kalecilere şut atarsın. Şimdi aletler çıktı. At oğlum, yat oğlum falan filan yaparsın. Peki Mehmet Aurollo yardımcı antrenörü ya, Mehmet Oğuz ne yapıyor? Ne yaptığını söyle bize. İşte kukalar var idmanda, onları diziyorlar. Hoca kaldırın deyince onları kaldırıyorlar. Değil mi? Bunları da yapacak binlerce, 50 bin tane, 100 bin tane lisanslı antrenör var ülkede. Yok mu kardeşim? Bir motivasyon peki verdi. Evet, siz niye oradasınız? Motivasyon. Emre Belözoğlu sanki korkunç bir iş yapıyor, bir de yardımcı getiriyorlar yanına. Selçuk Şahin de yardımcısı. Artık çayını kahvesini mi getiriyor? Neye yardım ediyorsa bilmiyorum. Şimdi böyle bir şey. Hadi kurdunuz. Tamam. Sekiziniz oradasınız. Geriye bir Tuncay Çanlı kaldı. Serhat Akın, onları da getirin. Bari bir veteran takım kurun orada. Hani Veteranlar Ligi'nde şampiyon olursunuz. Kadıköy Boğazı Serhat Akın. Altyapıya da Semih Şentürk geldi. O da güzel. Peki kardeşim, bütün bu yaptığınız işleri, işte antrenör, yardımcı antrenör, kule dizme, kule katma, sahayı çizme, bütün bunları yapabilecek 100 bin tane tabii, teknik adam ve antrenör var Türkiye'de. Siz niye oradasınız? Siz niye Samandıra'dasınız? Samandıra var ya 5 yıldız otelden daha lüks. Sinan. Hiç bir yemekler mi çıkıyor? Hiç bir yatak mi odaları, bir yani televizyon salonları, jacuzziler. Sizin döneminiz gibi değil. Oh ne güzel. Nerede be? Biz sopa başında zor ısınıyorduk. Sinan biliyor, formalarımızı kendimiz kurutuyorduk. Soba. Her neyse. Şimdi orada rahat her şey. İdman yapılıyor. Ayak tenisleri, mayak tenisleri. Keyif. 7 yıldızlı otel gibi. Çünkü neden öyle? Çünkü bir hafta insanlar Fenerbahçe 7. senesi şampiyon olamamış. Değil mi? Bir avantaj elde etmişin. Deplasman galibiyetleri.
puanınla en üsttesin. Evet. Böyle bir durum varken her lig maçını taraftarında 7 senelik hasreti var. Çok şey hasreti var. Şampiyonluktan başka hiçbir düşüncesi yok. Bir hafta boyunca Samandıra'da bulunan bu ekip, saydığım bu eski futbolcular, ekip hepsi görevli. Siz bir hafta Samandıra'da bu oyuncularla nasıl bir motivasyon maça hazırlıyorsunuz ki bu oyuncular Malatya maçına ya. Malatya maçına hazırlık maçı gibi çıkıyorlar. Hani nasıl üç oluyor yiyorlar, bu? Üçüyorlar. Fenerbahçe forvette hücumda çoğalamıyor. Defansta çok adam olmasına rağmen müdahale edemiyor. Motivasyonun olmazsa koşamazsın. Evet. Motivasyonun, hırsın olmazsa Sinan Bilo kafaya çıkamazsın. Motivasyonun iyi değilse hücuma doğru ayakların gitmez. Koşu atamazsın. Tabii. Dolayısıyla orada 8 tane eski futbolcu var. Motivasyon. Ve Fenerbahçeli oyuncular hala ruhsuz. Nerede oynadığının farkında değil. Sanki üstünde adamın sarı lacivert çubuklu forma var. Menemen Spor'unda sarı lacivert forması. Orada mı oynuyorsun sen? O mantıkla mücadele ediyorlar. Beşiktaş bugün yenildi Alanya'ya, tamam mı? Çok kötü oynadı, katılıyorum Sinan'a gene. Çok kötü oynadı Beşiktaş. Ama ruhsuz değildi. Ama kardeşim görüyorsun, gayret işi var. Yapıyor. Atlıyorlar, zıplıyorlar, koşuyorlar. Ya, kaç tane pozisyonu var ya? Ya hayır, kötü oynadı ama Beşiktaş. Anne, kötü anladın oynadı mı? Ama kaç tane peki Fenerbahçe? Var. Ama yürüdü diyemezsin. Fenerbahçe ne yapıyor? Ya, oyun o. Ya, oyun diye bir... Ya mücadele etmez mi? İnsan yere yatmaz mı? Çift almaz mı? Rakibi sakatlamaya atlamaz mı? Mesela burasına tamam. Gelip. Emre Belözoğlu sen... Bu Fenerbahçe seyircisi senin neyinle sevdi kardeşim? Neyinle? Hırsıyla. Sağdaki 40 yaşında kavgacılığınla. 40 yaşında. Sağdaki hırsınla. Sağdaki hakemle, rakiple, futbolcularla uğraşmanla. Öyle sevdi seni Fenerbahçe seyircisi. Biraz zaman verelim be. Tamam bak seni böyle sevdi. Sen orada kendin gibi Fenerbahçeli futbolcular yaratamayacaksan orada ne işin var? Çok güzel. Orada, orada ben de telefonla insanları arayıp para teklif ederim. Bize gelir misin? İşte sana bu kadar para kaç, vereyim. Kaç puanı var? Sen abi? Emre Belözoğlu kendi hırsını o takıma aşılamak için 23. Oradasın. Aşılayamadım. Hocam daha kötü vahim bir tablo yok ya. Ben değil. Bak Sinancığım 28 olarak, maç var. Puan olarak kötü onu, değil ya. Onu, biraz 28, sabır, 28, sabırla sabırlı olun. 28 maç var. 80 kaç puan? 80 kaç puan yapıyor? 3 84 puan yapar. 28 ortada 84 puan. Bak konu burada üçüncü olmak puan falan evet, değil. Evet, evet. Konu burada Fenerbahçe'nin bir türlü bu sene niye güvendik? 7-8 tane eski futbolcu var. Başlarında Emre var. O hırsını, o Volkan Demirel'in deliliğini evet, artık bu sene futbolcularda göreceğiz diyor. Diye Fenerbahçe seyircisi motive oldu. Biz tam tersine pısırık, korkak, olsun. Ruhsuz, kansız bir insan evet, topluluğu görüyoruz. Abicim sen yine destekle. Dert bu. 9 numara yakana verelim. Yoksa şampiyonluk için daha o. Sen daha destekle takımını biraz daha zaman ver. Bunlar geçer takım, düzelir. Ama dediğim gibi. Ben takıma zaman değil. Ben diyorum ki Fenerbahçe'nin kurtuluş yolu budur. Bu genetiğe dönmedikçe Fenerbahçe böyle maçlar oynayıp böyle skorlar alacak. Peki 9 numarayı ekrana verdik. Güzel Ahmet Çakar programın olur. Başında bahsetmişti. Bu mu hocam o not hocam, dediğiniz olay? Hocam bu ne olabilir biliyor musun? Fikrimi söyleyeyim ben size. Bildiğim hiçbir şey yok. Yukarıda yardımcı antrenörlerden bir tanesine maç seyrettiriyor olabilirler hocam bak. Bunu yönetimden veya emir bunlar hocam böyle bir şey yapamazlar. Yani böyle hani kör gözüne sokmuş gibi anladın mı parmağı? Bu muhtemelen yukarıdan seyrettirirler. Anladın mı? Apo da bilir bununla. Bir tane oyuncu üstten daha yeni iyi bakıyor diye. Çıktı, evet, yapılır hocam. Oradan bir oyun şekli fikir yollayabilirler. Yani böyle falan rakip böyle bu olabilir. Yani öteki türlü Erol'un da bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Öyle bir zihniyetin orada olduğunu düşünmüyorum. Yani Emre veya birisi böyle oynat falan. Yani o zaman yani Erol antrenörlük falan hiç istifa etsin. Hiç antrenörlük yapmasın zannetmiyorum. Kendi antrenörü yardımcısı bunu yapmıştır hocam. Tamam. Yani, şimdi bu neye benziyor mesela? Bir cinayet soruşturmasında. Adam evden çıkıyor. Ben yanlış halbuki katil sensin. Şimdi buna da sığdırabiliriz. Önemli olan şu. Asıl Fenerbahçe'de işler bundan sonra kötü gidecek. Niye? Dünyanın en kötü şeyi, Allah hep onun için dua etmişimdir. Sinek ikili olmaktır. Oo. Sinek ikili bir oyun kağıdıdır, şeyidir ama şeyde... Adamdan sayılmamak hocam. Gibi. Şimdi şu var. Fenerbahçe'nin tepe kadrosunda kimler var? Emre Belözoğlu. Aynen en başta o. Selçuk. Şahin. Mehmet Yozgatlı. Aurelio. Mehmet Aurelio. Volkan Demirel. Bunların hepsinin Fenerbahçe geçmişi, futbol kariyeri, milli takım kariyeri, belki Yozgat'ın yok ama Erol'dan yukarıda.
İsim vermeyeceğim. Ama bunu bana söyleyen kişi namusu ve şerefi üzerine yemin etti bu olayın olduğu. Şimdi sevgili Erol'a soruyorum. Bırak onlardan bunlardan taktik alma. Çok ünlü televizyoncular bile maalesef Erol Bulut'a taktik vermek için arıyorlarmış. Yapma hocam ya. Onu bilmem. Hocam çok acı bir şey mi ya? Onu bilmem. Futbolcu şeytan gibidir. Erol Bulut iddia ediyorum. Şu anda sonuçlardan dolayı değil. Erol Bulut'un işine çok kişi karışıyor. Bugün Galatasaray. İşler kötü giderken de kral Fatih Terim. Tabii. İşler iyi giderken de haddine mi düşmüş Fatih Terim'e, bırak bir yöneticiyi filan. Sportif direktör zaten yok da. Hani yancı diye tabir ettiğimiz yardımcılar, şunlar bunlar. Fatih Terim'in ancak getir götürünü yapabilirler. O da izin verirse. Şimdi sen zannetmiyor musun ki Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, ya Erol Hoca, sol bekte bunu oynatalım, Novoa koyalım, onu öyle yap, taktik verdiklerini. Direkt söyleyemezler hocam. Ya anasını bile ağlatırlar. Hayır hocam. Şimdi ben yıllarca bu işi yaptım. Ben şahsi görüşümü söylüyorum. Hocam bak, Ertuğrul Sağlam benim kardeşimdir. Doğru. Evet. Çalıştım. Beraber hiçbir çalıştım. Zaman bu tip konulara kendisi açarsa fikir beyan edersin. Sinan Erkes senin gibi sportif direktör hocam, değil. Hocam hayır bak mesela. Sinan Erkes senin gibi değil. Ben hani şunu oynat değil. Hocam fikir tartışabilirler. Yani ama sen şunu, biz konuşuyorduk Ertuğrul Hoca'yla, yine kendi 11'ini yapardı Ertuğrul Hoca. Şimdi göreceksin. Göreceksin. Bak Emre'ye karşı değilim. Selçuk Şahin'e, Yozgatlı'ya, Aurelio'ya falan karşı değilim. Ama bu kadar çok büyük başın olduğu yerde. Çok üzülerek söylüyorum sevdiğim için. Ve başarılı olmasa çok. Erol Bulut sinek ikilisi durumunda. Bir de yapı olarak Almancı olduğu için, müsaade eder misiniz? Almancı olduğu için öyle hırcı bir adam değil. Fatih Terim gereğinde soyunma odasında futbolcuya bir racon kesiyor. Erol Bulut öyle bir adam değil. Alanya'da neymiş şey? Alanya Türkiye'nin en güzel yönetilen kulüplerin başında. Başında Hasan Çavuşoğlu var. Çok profesyonel. Pırıl pırıl bir adam. Eski futbolcu olmasına rağmen her türlü de güçlü, parayı veren, siyasetten şu güçlü olmasına rağmen iddia ediyorum Alanya'da çalışan hiçbir hocaya şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Avrupalı tarz yönetiliyor. Bu oyuncuyu alıyoruz, bütçemiz bu bize fazla gelir. Aşırı bu olur mu hocam? Bu olabilir. Şimdi sen zannediyor musun ki Emre'nin, Aurelio'nun kapalı kapılar altında ya sol bek bunu oynatalım da sağdan bu oynasın, bunu sen söyle Erol'a falan. Bu konuşmaların olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ben o... Ve bundan sonra şimdi bakın işler değilim. Kötüye gitti, neler olacağını söylüyor. Çok kötü. Ali Koç şu anda Sayın Başkan Emre'yi çağırıyor. Emre ne oluyor? Rezillik. Arka arka 3 iç saha mağlubiyeti. 3 hafta önce şampiyonluğun 1 numara adayıyken bak ezeli rakibimiz Galatasaray bizi yakaladı geçti. Alanya yine kafayı kaldırdı. Beşiktaş bugün kazanabilseydi falan yine yanaşmıştı. Aynen. Daha bir Başakşehir var. Bakma şu anda uyuyan dev o. Bir seri yaparlarsa kafaya geliverirler. Türkiye'nin en iyi takım. Başakşehir. Kim ne derse desin. Artık bakma. O biraz kaçırdılar sanki. Hayır başka belli olmaz. Bugün müthiş oynadılar ya. Hayır. Kafayı bir kaldırdılar mı arka arkaya 4-5 seri çıkıverir oraya şimdi. Emre Berezoğlu, Vorello'su, şusu Volkan Demirel'i, Ali Koç'a, Erol'u ne kadar müdafaa edecekler öyle. Dünyada şunu anladım. Her şey paylaşılıyor. Ama iktidar paylaşılmıyor. Tabii. Erol Bulut'u ve Fenerbahçe'yi. Bu dakikadan sonra daha kötü günler maalesef bekliyor. Şimdi bu hafta, önümüzdeki hafta Antep, doğru mu? Gaziantep deplasman. Şey bekliyor. Yener gelir. Gibi bir takım o. Yener gelir Fenerbahçe. Irkçılık am değil. Anormal ofansif gücü. Hocam Yener gelir Fenerbahçe. Fenerbahçe Antep mi? Fenerbahçe Antep'i falan yenemez. Yener gelir. Çünkü orada Türkiye... Söylemiş dersin. Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Söylemiş dersin. Türkiye'nin en büyük taktisyeni Antep'ti. Hocam. Sen boş ver Simidika'yı falan. Var Fenerbahçe'yi yener gelir. Bir takım elbisesi. Neyi ne istiyorsan. Takım elbisesi uyar. Takım elbisesi zaten gelmişsin, sen giymiyorsun. Beraberlik benim. Beraberliği de verdim sana. Öyle ben verdim. Fenerbahçe'ye iner. Sana beraberliği de verdim. Fenerbahçe'ye iner. Fenerbahçe Antep'i yener. Fenerbahçe Antep'i yener diyorum. Peki göreceğiz. Peki göreceğiz. Kaldı 6 gün. 6 cumartesi. Çok ilginç ya. Ben şimdi hocamın söylediklerine, ben bir kulüp çerçevesinde ve profesyonellerle beraber olduğum için söylüyorum. Bu hayatı çok yaşadığım için söylüyorum. Hiçbir zaman teknik direktörün de bir çalışan yardımcı antrenör grubu var. Vardır. Muhtemelen yukarıdaki kağıt, üstteki ne o? Lig TV'de de yorumlulukça Ekrem. O da galiba yardımcı antrenörü daha önce. Şimdi onun da galiba var. Ethem mi? Tahir Hoca var. Evet evet, Ekrem. Ekrem değil miydi sol bek? Soyadı neydi? Ekrem'in. Rejiye soralım, ben var, de var, onlar da bir tamam. Evet evet evet. Lig TV'de çıkıyor da yapabilir ya. Sol bekte oynuyordu ya şeyde, Başakşehir'de de oynuyordu sol bek. Ekrem Ekşioğlu yok mu? O da kadrodaymış. Evet, muhtemelen onlardan bir tanesi, hocalardan birisi tribünde.
Onlar ama onun dışında kalkıp da ben... Ekipte. Galiba. Oh, öyle oluyor. Tahir Hoca veya. Onun için ben ona göre şimdi oradaki aldıklarının çoğunu da futbolcu seyretmeye falan yollayacaklardır. Yani Selçuk olsun, işte yanında Aurelio olsun, onlar olsun falan. O tamamen öyle bir ekip kurulmuştur. Şimdi ben hiçbir zaman bir teknik direktöre şunu oynat, bunu oynat falandı filandı diyemez. Emre de diyemez. Emre de demez. Abi. Bak diyemez. Abi sen işine bak dese ne yapacaklar? Tabii. İşime karışmayın. Ya demezler de otururlar. Abi senle konuşmuyoruz mu? Sen şimdi geliyorsun odaya benim, konuşmuyoruz mu? Aynen öyle. Bütün ya futbolu ben, konuşuyoruz. Ya ben de. Herkes herkesle konuşuyor. Ya dersin. Ben de mesela bir tesislere gitsem. Bir tesislere gitsem. Nacizane birini söylersin. Erol Bulut'la oturup bir çay içsek odasında ben, derim ki ya Erol acaba bu pelkası çizgide değil de forvet arkasında oynatsın diye. Ya hocam ne düşünüyorsun falan da filan. Söylerim. Şimdi bak Yıldırım ya Başkan. Yani ne var Yıldırım Başkan gelirdi. Biz Ertuğrul Sağlam'la beraberken bana sorardı. Nasıl kadro çıkacak diye bilmiyorum derdim mesela. Son durumu bilmiyorum. Hep önüm derdi sana bakalım. Sorardı son Yıldırım 11'i Başkan. 11'i bilmez miydin sen? Yok. Kırmayacaksın bak. Denge. Bir de hani. Abi yani bakın bir set koyarlar. Konuşamaz. Ya söyler kadroyu, hoca son anda bir değişiklik yapar. Değişti dersin. Yani yardımcılarıyla konuşuyor. Bilmem ne yapıyor. Futbolcuları çağırıyor. Son dakikaya kadar fikir alıyor. Ama ben kesinlikle şu ortamda Fenerbahçe puan olarak 3 maç bir önemli avantajlar kaybetti. Çok kaybetti. Önemli avantajlar. Ama puan olarak kaybı yok. Baktığın zaman yukarıda. Ben bugün Beşiktaş'ın şampiyonluğunun en büyük adaylarından bir tanesi diyorsam. Herkes hatıra fotoğraf çektiriyor ya. Kadıköy Sultanahmet Meydanı'na döndü. Onun için ben burada kesinlikle yani bu kadar da Erol Bulut'u falan yıpratmayalım. Hataları vardı etti falan filan ama kalkıp da Erol'a şunu oynat bunu kötü oynat gidiyor falan. Öyle bir yapıda orada olduğunu düşünmüyorum. Yok. Emre buna müsaade etmez. Öteki Selçuklar falan da karışmaz. Abi yok. Emre müsaade etmez. Şünan bizim teknik direktör kim? Burayı yöneten Onur mu? Evet hocam. Peki. Onur, iki saat önce diyorum ki Onur şu VTR'yi koyma bunu yap. Sinan diyor ki bunu yok bunu yap. Her kafadan hocam bir ses. Hocam aynı şey değil hocam. Ben senin maymun ederim. Senin bütün şirazeni bozarım. Bütün hocam. Değil. Açık konuşuyorum. Hocam futbol takımı öyle bakın, değil ya. Erol Bulut. Ya açık konuş. Sen Erol Bulut'sun ben Ahmet Çakar'ım. Doğru mu kardeşim? Hı-hı. Mesela şey Emre Belözoğlu'yum. Doğru mu buraya kadar? Hı-hı. Güzel. Emre Belözoğlu diyor ki ya bu Erol Bulut içinden. Bu Erol Bulut kim? Onu ben getir. Yani sakın böyle örnek bir şey yok. Yok ben, yani sen de üzerine alma. Tabii. Lan ben diyor Inter, Fenerbahçe, Galatasaray, milli takım. Bu Erol Bulut kim diyor. Ben onun bildiği futbolu içinden. Hocam içinden diye diyecekse. Bir dakika. Hocam o zaman teknik direktör olacağım hocam. Anlatayım. Tüm yetkiyle olacaksın. Camia bana tapıyor. Ali Koç bana güveniyor. Seni bir yerde de zımben diyor. En direkt de olsa ben getirdim. Selçuk Şahin daha zaman Volkan vardı. Bir dakika. Ya diyor ki bu Peklas içeride oynuyor. Şunu şurada oynatır. Dışarıda oynar. Başladı mı problem? Hocam daha zamanı var. Hocam öyle olmaz. Başladı hocam, bile şu hocam, bakın onların, neler olacak bunlar. Hocam bak. Göreceksiniz. Şimdi hocam, bunların tamam da sen... müdahalelerin en direkt müdahalelerin daha zamanı vardır. Otururlar birebir. Sıra müzakere olur ama değil mi? Müzakere. Otururlar birebir. Şurada oynatalım. Birebir otururlar. Bak böyle yaparlar. Birebir. Otururlar. Beraber kadro yaparlar. Şu şuraya gider. İkinci devrede şunu yollayalım. Çünkü burada kararı Erol verir ama Emre ile beraber. Ali Koç şuna karışmaz mı? Maddi boyutu var olayın. Tabii. Yok. Ali Koç. En son rapor sunarlar. Ha. Bu şekil budur. Otururlar beraber yaparlar. Bu böyle, bu böyle. Bu Pelkas gitmiyor, şu gitmiyor. Sosa böyle falan da filan da. Bunu devre arası o zaman yollayalım. Tamam o zaman bakalım. Menajerine haber verelim falan. Bunlar müzakereler edilir. Peki, şimdi sana bir şey. Hocam adım gibi bildiğim bir şey söyleyeyim. Tamam, bir dakika. Hocam, ben tamam da hocam şunu söyleyeyim. Edep çerçevesinde. Hocam sen şimdi kafandan senaryo üreterek böyle olursa o böyle düşünür. Bu zamanda ben daha iyi topçuyum. Öyle bir şey olmaz. Şimdi abi bir ya, iş yapılıyor. Şey ya. Burada para kazanıyor insanlar. Orada işin başında teknik ekibin başında Erol Bulut var. Oldu. İsterse saygısızlığını gördüğü anda Volkan Demirel'i de Mehmet Ağaroğlu'yu da görevinden atıp kovabilir. Bitti mi? Kovabilir. Bitti değil. Bu empati böyle yapıyorum. Olur. Empati böyle yapıyorum. Bir hiyerarşi olur. Empati yapıyorum. Empati yapıyorum. Empati, senin empati gibi yapıyorum. Diyorlar, Futbol değil. Federasyonu dedi ki ha öyle. Sakın jenerik senaryo. Öyle hiç değil, böyle hocam. Bir şeyde talebim yok. Öyle. Gel hakemlik koordinatörü ol dedi. Bir tane de adamı MHK başkanı yap dedi. Ben de eski bir hakemi örneğin Bülent Yavuz'u MHK başkanı yaptım. Tamam. Evet. Evet hocam. Patron kim Bülent Yavuz değil abi, mi? Abi Bülent seni dinle. Siz öyle zannediyorsunuz. Dinlemez. Galatasaray Fenerbahçe maçı mı? Fenerbahçe büyük derbiler mi? Bülo. Bu maçı Ali olmaz, Veli çıkacak.
Devlet. Ya hocam o senin yani narsistliğin öyle. Narsistlik değil. Ben, onu ben sen, getirdim ya. Onu ben getirdim. Hocam onu sen... Ben ondan daha iyi biliyorum. Hocam, ben getirdim. Hocam ben o zaman sen o işi yap. Göreyim. Çok biliyorsan sen kendin iş yap. Demek ki o işi yapamıyorsun. Hayır Emre Belözoğlu onun diploması olsa çoktan yapacaksın. Ben de siyasetten örnek vereyim. Abi eskiden mesela. Emre Belözoğlu'nun diploması olsa birdenbire adama Fenerbahçe'yi vermezler hocam. Erol Bulut da gitti. Alanya'sı, Malatya'sı 3 sene 4 sene Başakşehir'i çalıştı. Öyle yok öyle öyle ben Apo gittim abi. Hadi bakalım. Apo abi bak ben şey de şeyde geçmişe örnek veriyorum. Eskiden şimdi kalmadı ama çok kudretli genel yayın yönetmenleri vardı medyada. Eski dönemde. Başka, bunlar, başka sektörlerden örnekleri hiç olmaz. Bunlar belediye olmaz. Başkanı mesela derdi ki isim de vermeyeyim. CHP'de özellikle şu adam Beşiktaş Belediye Başkan adayı olsun. Şu Kadıköy olsun. Olmu yapılmıştır bunlar. Ve isim vermiyorum şimdi artık onların da devri geçti. O medya baronları diyelim gene... O belediye başkanları üzerinde çok yetkili oldu. Kullanırlar. Ben gördüm ya onu. Bu kadar basit. Gördüm. Bu kadar yani basit. CHP milletvekilinin benim de yanımda 2014 için bile, bak 2014'te bile yok artık 2009'da falan hele çok aktifti. Bunu beni yapıver emrindeyim dediğini bu tür şeyler olur. Adam görüntüde gazetecidir ama onu oraya belediye başkanlığına o getirmiştir. Ve o abi, futbol kulübü farklı. Futbolda dizilebilirsiniz. Peki ama bir dakika. Çok yakın 2-3 hafta sonra hiç arkadaşlar müsaade edin. 2-3 hafta 5 hafta sonra. Alişen demediğin zaman da ben ilk 11 yazıp veriyordum diye. Bunlar zaten yavaş yavaş patlayacak. Çıkacak böyle çıkacak. Evet abi. Çünkü ne yapacak? Eğer benim dediğim doğruysa Erol yakın dostlarına diyecek ki ya burada çok zor. 50 tane tırnak içinde papaz horozum var. O oradan bu buradan şu şuradan. Bu çıkacak. İlk bu hafta çıktı. İlk olarak bu hafta çıktı. Çok güvendiğim bir arkadaşıma Erol Bulut dert yaptı. İsim vermeyeceğim. Allah. Emre Belözoğlu falan değil ha. Medyadan birisi. Arıyor şöyle yap böyle yap. Şimdi ben sevgili Erol'a soruyorum. Ha, maç içinde mi? Hayır. Maç normal. İçinde değil canım. Hayır normal hayatta. Salı çarşamba. Normal. Tamam onu yani netleştirelim de. Örnek diyorum. Metlas'ı oynatma da Metlas'ı oynat gibi. Caner'i oynatma da Osman'ı oynat gibi. Anladın mı ne demek istedim? Ve bunu söyle ekipten değil ha dışarıda. Kim bunu sana söylüyor? Yemin ederek söylüyor. Şimdi bu tartışmaya yarın devam edelim mi? Tabii. Abdülkerim hocam. Yarın devam edelim bu tartışmaya. Bir ekrana gelsin. Twitter. Twitter'da bir sürprizimiz var Sinan Engin'e. Şu anda Türkiye gündeminde vallahi de billahi de bir numara. Helal. Açıp bakabilirsiniz hani montaj değil. Dur bakıyorum. Zaten görüntüden de anlayabilirsiniz montaj değil. Bu arada Rasim yine gitti. Nereye gitti? Sinan Engin şu anda Türkiye gündeminde bir numara. İlginize çok teşekkür ediyorum. Rasim gitti geliyor şu anda. Sinan abime tebrik ediyorum. Türkiye'de TT olmuş. Apo abime de. Bir Malatya kayısısı. Bu muydu sipariş? Oh afiyetle. Kekelim ben de alabilirim be. Malatya Kasım kayısısı bir tane hocam. Potasyum alalım be. 2-3 tane alayım da bari. Malatya'dan özel. Haklı. Ben Kayseri mantısı yedim. Malatya kayısısı. Kayseri'den mantı gelmişti sana. Haris muhris kurutulmuş Malatya kayısısı Türkiye'de TT olmuş. Sinan abime gelsin. Mazlumu getirin bana. Performansın bugün çok iyi Sinan abi. Sen de on numarasın. Evet peki. Malatya kayısısı. Ben hoşuma gitti ya. Ben hocama. Hocam buyur. Bir daha ben uzatayım elde şöyle. Elde Malatya kayısısı. Evet Malatya kayısısı. Dünden beri şekerim hocamın düşmüştü. Hoşuna gitti. Hiç Malatya'da da arkadaşımız yok ki bize şöyle birazcık siyah ve sarı. Abi ne güzel geliyordu eskiden. Ben Malatya'da. O zaman. Ama Sinan sen bana teessüf edelim. Malatya. 3 hafta önce buraya Kayseri mantısı söyledim. Canlı yayında yedirtmedin adama. Sonra reklam arası ye dedin. Bak şimdi kayısıları lüp lüp götürüyorsun canlı yayında. Ama bunu. Yine öbürü. Faydası var diye. Bunun faydası var diye potasyum var bunun içinde. Mantının faydası yok mu? Canım ben getirdim Onur biraz uzak Kayseri ya. Kayserilerden özür dile. Mantının iş bu boş dedi. Boş yiyecek. Mantının faydası yok ki ya. Hocam bir tur daha dönelim. Bir tur daha dönelim. Mantı ya. Mantının faydası var mı? Olmaz mı ya? Olur ya. Bir tur daha dönelim Sinan abi. Malatyalılar yiğit adamlardır. Malatyalılar adamdır. Aa benim Malatyalı kardeşim var. Kirli Ali, Ali Akan. Yolluyor mu? Yarın diyor hemen diyor Malatya'ya talimat vereceğim. Ali. Hocam Ahmet Kekes'e derin Malatya'ya futbola yollasın. Teşekkür ederim kardeşim. Allah derin futbola yollasın. Evet var mı selamlar var, kapanışta? Instagramları önce söyleyeyim. Sen hoca söylesin hemen. Önce Ahmet Çakar. Berna Hanım ve Sanem kızlarımıza. Kim Berna hocam? Ve Sanem arkadaşlarımız evlatlarımıza. Tamam. Selamlar saygılar çocuklar. Bu bir Sedat Sekiç var benim evlattır. Selamlar ona. Her zamanki bir Uğur Urmaz kardeşim Diyarbakır selam.
Ve tabii Yediren'den Mehmet'e selam. Evet, bizden de selamlar. Ben de Berat Çiçek kardeşime doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu uzun yıllar diliyorum Berat Çiçekçim sana. Bir de İstanbul'dan Mert Ali Karabulut kardeşime selam söylüyorum. Sapanca'dan Engin Tantan ve büyük golcü Asım. Ali Asım. Beraberdik. Selamlar. Ben de Bodrum'dan Mehmet kardeşime selamlar. Mertcan, Bergama'dan Mertcan kardeşime selamlar. Adana'dan Vedat Gül'e selamlar. Of'tan Murat Korkut'a selamlar. Herkese selam. Ben de Hüseyin Avcı kardeşime selamlar. Yeter. Dalaman'dan Nasuh Baba'ya Nasuh Talayan Baba'ya çok selamlar. Dalaman'a buradan baba saygılar. Eski emekli başkomiser babaya çok selamlar. Buradan saygılar, sevgiler. Başka kim vardı ya? Aklı bak yine gitti. Heh, Aliye'ye, Koran'ın bizim sevgili Koran kardeşimin kızı Aliye'ye. Buradan İzmir'e, bir de Göztepe'ye buradan Güleren kardeşimize de çok selamlar. Göztepe'ye, Güleren kardeşimize. Ayrıca da sevgili Ozan Zeybek kardeşimin, Ozan Zeybek'i biliyorsun Tahir Sarıkaya'nın programında çıkıyor. Yarın Erol Hoca ile ilgili fotomaçta çok önemli bir yazısı var. Ozan Zeybek'in. Yarın fotomaçta Ozan Zeybek'in yazısını okuyun. Çok enteresan bir yazı. Bana attı, ben şimdi okumuyorum. Söylemeyeyim ama yarın okuyun. Onurcuğum, bu Covid'de inşallah yavaş yavaş Covid'de bu önlemler biraz işe yaramış bugün. Evet. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını gelmeden çok okudum. Şey, hasta sayısında düşüşler falan görülüyormuş. İnşallah, İnşallah bunu atlatacağız. Bu korona belasından kurtulduğumuz, hı hı, hafiflediği anda da biliyorsun Instagram'da bayram yemeği sayfasında, evet, ki takip edenleri, bayram yemeği sayfasını takip edenleri çekiliş yapacağım. Her hafta 3 kişiyi yemeğe götüreceğim. Yemeğe götüreceksin. Yemek paraları da senden. Benden. Peki. Benden. Geniş, o zaman geniş yiyecekler. Ne isterlerse yesinler. Abdülkerim Durmaz'ın Instagram adresi Abdülkerim Durmaz. Seninki Onur Yıldız 2 oğla. O Onur. O Onur Yıldız. 2 yıldızla bir de bayram yemeği. Evet. Evet. Peki şimdi kapatırken YouTube'da bize gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. 299 binde 300 bin yapalım onu bu akşam. Programın tekrarını da zaten YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu arada ekrana verdiğimiz o Erol Bulut'un üzgün fotoğrafı, çok yankı bulan fotoğrafı Hüseyin Çağlar çekmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bir finalde haber, Abdülkerim Hocam seni de ilgilendiriyor. Fabio Borini'yi alıyormuş Kara Gümrük İtalya'dan. Öyle mi? Topa baskının haberi. Fabio Borini. İyi. Kara Gümrük'e flash transfer. Evet, çok sakatımız var bu ara. Oyuncu lazım bize. Bir de iki tane cezalı oldu. Galatasaray maçında oynamayacak. Hakem bu hafta da Hatay'da verdiği penaltıyı gidip saçma bir şekilde nasıl iptal etti. Kara Gümrük'ü yaktı. Hı hı. Kara Gümrük çok küçük yer diye. Böyle anladın mı? Küçük bir semt takımı diye. Hakemler bu kadar cesur olmasın. Kara Gümrük yüz ölçümü bakımından küçüktür ama özgür ağırlığı çok büyük bir semttir. Herkes, oho, dikkat etsin. Oo, bunun üstüne daha bir şey söylenmez. Derin Futbol'da 23.40'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.